<Sesan> <Sessizlik> Toriga de Cinder rapin oğlu psikopat herif. Rapin oğlu psikopat herif. Rapin oğlu psikopat herif. Rapin oğlu psikopat herif. Rapin, oğlu, psikopat, herif. rapin oğlu, psikopat herif. Biliyor musun rapin oğlu psikopat herif kim? New hayır kim abi sen misin? Hayır. Nasıl bilmiyorsun lan rapin oğlu, psikopat herif kim? Bilmiyorum abi. Ben şeyleri bilmiyorum ya. Ben her şeyi biliyormuş gibi görünüyorum sadece. Türkiye'de sence rap'in oğlu Hı -hı. kimdir? Ee, ben bilmiyorum. Ben öyle bir çocuk yapmadım. Tabii sence dedim. Oo. Ha o. Sence sence. <laughs> ee, abi yani rap'in oğlu bence benim kafamda Kesinlikle Fuat değil, kesinlikle ya, Ceza ya. Öyle mi? Rap'in oğlu, evet Berkay hoş geldin Vardar arşive. Rap'in oğlu Ceza, e, Rap'in alkolik ve melankolik dayısı Sagopa. Abdullah Tayhan hoş geldin 24 aydır. Ozan Yurda sahip 20 tane katı ateşlemiş. Karvoni 24 aydır hoş geldin. E, profilinde de Edgar Allan Poe var sanırım. Bunlar paradır e, ha. Evet tabi. Rap'in e, yurt dışında yaşayan e, yeğeni Ezel. Rap'in e, Harvard'da gitmiş gitmeye hak kazanmış ama onun yeri memlekette kalmış torunu da Ağaç Kakan. Berkay Karakaya 15 aydır bizle berabermiş. Mehmet İvanov 6 ay. Erdem Arslan 27 ay. Grubakpa 7 ay. Broken Angel 7 ay. Bu bir trendir ya. Allah, Allah Afiyet olsun hepiniz hoş geldiniz. Furkan Uçarlı hoş geldin 11 aydır Mert. Emek 41 kere maşallah 41 Allah aydır bize. Koray Atmaca hoş geldin. Yeni ikonlar çok güzel olmuş Gino. Senin elinden mi çıktı bunlar? Yok abi. E, çok sevgili Tostçu'nun da e, All Around Director'ı Anıl'ın elinden çıktı. E, Ellerine sağlık Anıl'ın. Aylar arttıkça anakart oluyorsun. Çok güzel. Berke Tekçen hoş geldin 14 aydır bizle birlikte. Tancan hoş geldin chatte Tancan'ı görüyorum. Ne harbi? Hayır. <laughs> Bant yayın mı demişler de ben de o yüzden o tekrar diriltmek istedim. Eee. Yoksa Tancan şu an Alperen Şengün neden e, e Ostar olamadı başlıklı bir yayın yapıyordu en son baktığımda. <laughs> Sanırım Oster açıklanmış ve Alperen Şengün e şey yapmamışlar herhalde diye anladım. O ne oluyor? Almamışlar diye Alperen Şengün şu sıradır. E Kaya, Muhammed Albayrak hoş geldiniz. İlkay 26 aydır bize haber vermiş. Leonidas on aydır bize berabermiş. Alperen Şengin şu sıradır e, şu sıralar NBA'de çok başarılı e, giden genç bir e, basketbolcumuz abi. Fetöcü e, mü? Bayağı baş... Yok o Fetöcü değil. O Fetöcü olan zaten artık Türkiye vatandaşı değil. Amerika'dan da çıkamıyor. İsmini de değiştirdi. Bir o, ara Gülen yaptı ismini o. Bir ara Oha. gerçekten Gülen yaptı. Gerçekten ne, o adam çok sert double down etti. Sadece Gülen mi? Ee, abi hatırlamıyorum ya. Enes Gülen falan bir şey yapmış olabilir. Hani Canman şey gibi mi? Çünkü. Şey gibi mi? Seal gibi mi? <laughs> The artist formerly known as uh, Fethullah Gülen Sympathizer. Başar hoş geldin. Somebody hoş geldin Oyday. Ee, yok ya ne hatırlamıyorum. Ee, ne, yani nasıl bir formda. Bir, bir ara sa sanırım Enes Kanter Gülen ya da Enes Gülen falan gibi bir şey yaptı. Artı hoş geldin. More like Sonra... Enes Kant. Am I right? Tabii canım. Ya bu çok garip bir şey de double down etmek için ya. Bir de bu arada e, gerek ha, en, son, en son Enes Kantar Freedom yapmış abi ismini. Evet teşekkürler. Berkay hoş geldin. Enes Kantar Freedom ne oğlum? Sen zenci misin amına koyayım? Ya falan bir de abi mücadele ettiğin özgürlük de yani bir tane ne o İslamcı bir tarikat adına verdiğin bir özgürlük mücadelesi var hesapta. Sen Gabo hoş geldin yani zaten ne neyin peşinde hangi özgürlüğün peşindesin abi? Sence... Ünlü şair Kakan'ın dediği gibi e, sen özgürlük istemiyorsun alıp ne yapacaksın? Sence Fethullah Hı. Gülen piçi istese mesela Enes, Kanter, Enes, Kanteri, Enes Kanter'den istese Enes Kanter götürün verir mi Fethullah Gülen'e? <laughs> <laughs> ya öyle olması lazım herhalde lan. Bu seviye çünkü artık orada herhalde yani. Çünkü götten daha önemli şeyler veriyorlar. Hako hoş geldin. Ya oğlum ben hiçbir şeye buna seninle olan dostluğum, anama olan sevgim, yaptığım işi olan aşkım falan da dahil. Hiçbir şeye Enes Kanter'in Fethullah Gülen'e double down ettiği gibi etmem. Yani mesela sen bir ortaya çıksa ki mesela sen 20 yıldır gizli gizli devletin kademelerini adam yerleştiriyormuşsun, herkesi tapelerle dinliyormuşsun, darbeler planlıyormuşsun, yargılar uyduruyormuşsun, mahkemeler şey yapıyormuşsun falan. Bu kadar dostluğunuzu rağmen bir ya ben yanlış tanımışım, kandırılmışım <laughs> derim. Bu uzatma mı artık konuyu bir noktada ya? Hani anladın mı? Bu ne ne aşk abi bu ne artık adam freedom falan adam bütün vatanını yaktı an anasını babasını yaktı ilişkilerini yaktı double yani Hakan şükür bu arada bu kadar double down etmedi Enes Kanter çok ekstra bir, Acaba ayarlı, bir götünü de verir. Şey seviyesi yani biraz Mecim değil mi? Ortada geldin. ortada bir sikiş olması lazım seviyesi bir double down ha. Abi bir şey diyeyim mi? İnşallah bir sikiş vardır seviyesi bir double down. Yani çünkü hani sikişmediğin o level bir intimacy paylaşmadığın, o seviye bir mahremiyet paylaşımı yapmadığın bir insandan ne alıyor olabilirsin? Hani çünkü bu artık şey yani Anladın mı? <laughs> neden ya? Neden? Ne veriyor sana bu hoca efendi? Hani Sagopa... Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya yani soh, sohbeti bu kadar mı iyi? Sagopa'nın neden Cübbeli Ahmet Tarikatından çıktığını ve ateist olduğunu biliyor musun? Neden? Götünü istemiş. Oha amına koyayım. Ne o, az önce oğlum az önce sen dediğin şey deyince ben niye ben niye senin dediğin şeyleri diyemiyorum? Çünkü onlar sen niye bunları? Oğlum, çünkü bu bahsettiğin insanlar Türkiye'de. Onlar amına Amerika'da bir de yani FETÖ'cüler. ne çok pardon. Yani şey miyiz? Cübbeli Ahmet'e saygılı konuşmalıyız mı dedin az önce? Dava açabilirler dedim. Yani. Tamam. Yani okey. Okay. Bravo. Tamam. Cübbeli Ahmet'in mahkemesinden korkuyoruz. Neyse Cübbeli Ahmet sana bir şekilde dava açarsa baya komik olur gideriz falan video çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> e, yir, yani 20 bin, 20, 20 bin liralık content olarak okey. Yani hani evet. veririz o parayı bir şekilde biz yani gideriz çekeriz falan böyle şey çiz, şey çizimini yaptırırız. E, mahkeme çizimini yaptırırız Cübbeli bir yerde sen bir yerde böyle. profil özümüz yaparız onu falan. Hı -hı. Neyse ben Cübbeli Ahmet Hoca anlatıyor bunu. Şey diyor. Ee, Sagopa bir gün aşırı derecede böyle bir inanç krizi gibi bir şey yaşıyor böyle bir crisis of faith durum, durumları oluyor ee, Daha sonra gece vakti e, Cübbeli hocanın evine gidiyor Ya da işte hmm. evi, evi neredeyse artık bir compound mu falan bir, bir yere gidiyor Cübbeli'nin de işi varmış ne işi var gece gece bilmiyorum Ama Sagopa'yı gör, görememiş e, reddetmiş görmeyi şey diye anlatıyor. O kardeşimize de çok yanlış yaptık. Bize galiba alındı ama bu dinden çıkmak için bir sebep değil falan diyor. Ali Baba hoş geldin. Yani şu anda Sagopa'nın ateist olmasında Cübbeli'nin onu o gece görmemiş olmasının büyük bir yeri var. Ayva hoş geldin. Uygar Güler hoş geldin. Ayva 24. ayındaymış. 2 yıl olmuş. Yani e, görüşmedi diye mi din tarikattan çıkmış Sagopa. İnanç krizi yaşadığında so görüşmedi diye. Okey. Yani son damla olmuş yani. Hani zaten kafası karışık. Belki de o gece şey onu yapma. soracaktı. Böyle şey gibi. Father I, Father, I am having second thoughts falan gibi böyle. Aynen. Ama sonra dedi ki bu adam benimle görüşmüyorsa demek ki herhalde e, tarikat yalan. E, herhalde bu işler olmuyor. Ben gideyim ateist olayım. Yani herhalde Bilmiyorum ki burada arkadaşlar like atmayı unutmayın. 347 tane izleyici var. 81 tane like var. Aynen. Like atmak bedava yani. Paralı bir şey değil. Hoş geldin Osman. 33 aydır bizle berabermiş. Hmm. Abi peki yani ben anlamıyorum. Burada herhalde şey gibi bir rahatlık var değil mi? Sonuçta Allah'la konuşamadığın için araya böyle bir middleman koymak rahatlatıyor galiba. Öyle düşünüyorum yani. Yani bilmiyorum abi. Ee, hoş geldin Christopher Wallace. Ben şeyi anlamıyorum... Ee, ben şeyi anlamıyorum temelde orada sıçıyor benim e, bu konuyla ilgili gösterebildiğim empati. Bir insanın söylemleri e, çarşaftan alınamaz. Ha? Ya, anladın mı? O ne demek lan? Mümkün. ya yani Bir insanın söyledikleri çarşaftan kabul edilemez yani anladın mı? Yekten yekpare. Hani ben bu adam ne derse okeyim diye bir şey olamaz abi. Bir insan çünkü hiçbir insan yüzde yüz doğru konuşmuyor. Bu senin uydurduğun bir insan de deyim mi? deyim değil. Ben şu an böyle konuştum. Uydur yani benden sonra bu insanlar kullanırsa bu benim uydurduğum bir deyim olabilir. Ben şu an bu kelimeleri tercih ettim gibi Hı. oldu daha çarşaf, daha ziyade. Çarşaf nasıl, nasıl yekten oluyor çarşaf? Çarşaf şeyde kullanılır ya yani. mesela çarşaf liste atıyorum çarşaf at falan öyle kullanılır yani çarşaf tek tek yekpare anlamında bir takım yerlerde kullanılır. Ben de aldım buraya koydum. Öyle mi? Çağrı Atakan başa hoş geldin. Evet ya yok bu çarşaf liste diye bir şey. Ben seçimde ilk Ama okey ben olur Gerçekten. yani. Evet. Yani evet böyle evet çalıştıysa herkesin kafasında oturduysa şey yapabiliriz yani. Sefa Serkan hoş geldin 34 aydır bizle berabermiş. Ee, <laughs> hiçbir insanın dediği her şey doğru olamaz yani. Özünün ön demek istiyorum. Anladın mı? Çünkü e, böyle bir şey yok. Ya yani bunu bunu kabul edilen herhangi bir düzlemde ben zaten anlamıyorum orada patlıyorum abi. Yani dolayısıyla e, dini, spiritüel mevzularında hiyerarşisinde birinin başta olup ben bu işte dini, spiritüel mevzunun şifrelerini anladım, e, çözümlüyorum, sizi de aktarıyorum ve bu dogmadır da ben çok komik geliyor bana o. Yani papa da çok komik geliyor bana. Ha işte da bunundan minik versiyonları, cemaat liderleri, tarikatlar da çok komik geliyor bana. Yani e, bu çok saçma bir şey lan. İlk yani kaç yaşında çok saçma. Ilk kaç yaşında galiba Sünni İslam bana göre değil dedin. Ben bir gittim geldim abi. E, 12 yaşında falan böyle herhalde Allah yok noktasındaydım. Ha, erken olmuş lan. E, 13... Aynen ama sonra İslam'a yöneldim. E, sonra var Allah herhalde gibi oldum. Neden? Neden? Abi ikisinin önün sonunda annem inanıyordu ondan ha. en çok hala inanıyor Annemle. mu yok yani daha daha doğrusu İslam'a değil ee, daha böyle bir yavaş yavaş yıllar içerisinde organik bir şekilde abi Atina'ya gide gele e, bir takım ortodoks adetleri ne sempati göstermeye başladı. Bir takım böyle kiliselere gitmek istiyor falan filan böyle. Yavaş yavaş şu an kendine de itiraf edemiyor ama bir takım bence biraz ortodoksluk baş gösterdi. İnanç çok sağlam hala. Hani çok böyle bir şey yani spiritüel bir yerden yaklaşıyor ama İslam ritüellerinden de soğuttular kadını. <laughs> Onu da anlıyorum. O yüzden bu da yerine başka bir şey koymak için Atina'ya gidip gele gördüğü şeyi koydu gibi hissediyorum. Şimdi annemle de konuşmayayım burada ama. Hoş geldin Rein. Ee, Gökmen Doğan sen de hoş geldin. Lisedeyken tekrar bir İslam'a kaydım abi ben. Ee, full on girdim. Baya ya full on dediğim de yani işte 30 gün orucumu tutuyorum ve e, mastürbasyon yaptıktan sonra gusül abdesti alıyorum. Şeklim bu. Genel olarak yani durduğum yer burası. Ee, Gökmen Ege hoş geldiniz. Ondan sonra e, 18 yaşımda falan 17-18 yaşımda o civarlarda Orada çıktım işte. Full çıktım oradan sonra da bir daha İslam'a geri dönmedim. Oradaki çıkmamın birincil motivasyonu da e, korku, korkmaktan sıkıldım abi. Ben gusül abdesti yani, almaya üşendiğim için her 31'den sonra. Benim için en motive edici oydu yani. Ama bir şey diyeyim mi? Ya, o da benim için de bir parçası oydu abi. Ama işte zaten o da aynı şeye geliyor. Niye gusül abdest alıyorsun her mastürbasyon sonra? Çünkü bir noktada her şey ya yapmazsan Allah çarparak gidiyor yani. Ya da bir şekilde bugün değil yarın, yarın değil ahirette. Ee, Mesela şey olmuyor çok... mu oğlum? Mesela şey olmuyor mu? Ne? Allah şeyi bilmiyor mu? Ya bu çocuk ergendir. Şimdi ergen olunca zaten böyle hisler kabarıyor. Sürekli olarak şey gibi oluyor hani biz bu çocuğa bu kadar da günah yazmayalım gibi. Yapmaz mıydı kendini yani? İşte yapmıyor abi. Bir sürü konularda merhameti çok az. Yani sadece bu İslam'daki şey figürü için de değil yani. Allah figürü için de değil. Diğer semavi dinlerde de edebiyat aşağı aynı. George Carlin'in de vakti zamanında çok güzel bir bitle şey yaptığı gibi, taşlandırdığı gibi dikkat çektiği gibi devamlı bir Allah çarpacak korkusu var bütün semavi dinlerde. Yani Metabon'da hoş geldin. Yani hakikaten hep bir şey ciddi dur, dik dur. hizadı dur. Vallahi çarpar. Yani şunu yapma çarpar, bunu yapma çarpar, şunu yeme çarpar, şunu şu zaman yeme çarpar, şunu şu zaman şunun karşısında yeme çarpar, şu kumaşı giyme çarpar, şunu içme çarpar. Bugün çarpmazsa yarın çarpar, yarın çarpmazsa ahirette zaten ondasın yani. O çok sert bir e, yapmaman gerekenler diye bir bütün var yani. Shape of my fart. Hoş geldin. Cockborn. Hoş geldin. Peki ben sana şeyi söylemiş miydim? Şeyi anlatmış mıydım? Ee, İslam'daki Huri paradoksunu. Neydi yok anlatmadın anasını. Anlatmış olabilirim lan nasıl anlatmadım? Sahnede falan da mı anlatmadım? Bilmiyorum. Bir anlat ben bir hatırlayayım neydi? Okey. Biraz dikkat edin hemen lazım. Tamam. Şimdi bir tane Müslüman kadın var. Tamam mı? Hı hı. Ee, bu Müslüman kadın %100 çok iyi bir e, inançlı çok inançlı dini bütün muhteşem bir insan. Ee, hı hı. E kocası da onun gibi dini bütün ve %100 komple harika. İkisi de harika İslami paketler. <laughs> tamam mı? Hı, hı. Timur Konsensus Rheinex hoş geldiniz öpüyorum. İkisi de muhteşem örnek gösterilecek. İslami paketler. Umut hoş geldi. Koca ölüyor bir yerden sonra ve hı hı. kadın ikinci birisiyle daha evleniyor. İkinci evlendiği kişi de yine %100 çok iyi İslami bir örnek. Ve ilk koca hı hı. ile aralarında matematiksel olarak sevap bazında fark yok. Herkes tamam. eşit. Herkes eşit. Hı hı. Ee, kadın da ölünceye Kadın hangi kocasıyla birlikte olacak cennette? Cennette öyle bir şey mi var lan? Yani evet tabii ki. Tabii ki evet. Cennette evli miyiz? Yani erkekler eşleriyle olabilir. Erkekler hurilerle de olabilir. Ben zannediyordum ki cennette herkes herkes münferit, herkes serbest. Öyle olmuyor işte. Cennette çünkü... onun ama evlilik evlilik yemin yeminlerine... ona 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 şöyle diyorlar. Ona şöyle diyorlar. Kıskançlık gibi duygular olmayacak. Ama kadınlar yani kadınlar için Nuri diye bir şey yok yani. Ve <laughs> 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 hani kız yani şöyle erkek istediğini yapıyor. Kıskanma diye kötü bir duygu olmadığı için herkes her şey okey. Ama kadın sadece kocasıyla olabiliyor. Ee, burada hangi kocayla olacak? Kadın sadece kocasıyla mı oluyor lan? Evet. Vay anasını ya oğlum çok kötü çok e, tatsız yani bu durumda tabii şey mi peki sevap eşitliklerini şeyden mi söyledin yani bir yerlerde bir şey mi varın hani daha müminle mi olur yoksa hani ikisi de cennete girecekler kesin gibi mi söyledin? Just to yani be safe. Bir yarışma yapılıyor mu? Just, to be safe. Ha, just to be safe. Yani hmm, çünkü okay. hani şey gibi belki hani öyle olursa daha imanlı olana e, izin çıkar gibi düşündüm böyle bir mantık yürüttüm. Abi yani bence mesela ben şu an bir şöyle olsa mesela tamam mı? Bana işte bu dakikaya kadar İslam'la ilgili bildiklerim, İslami kültürle, İslami dogma ile ilgili bildiklerimden dolayı buraya bir şey türet abi. Boşluk kaldı dogmada. Buraya bir şey yaz diye beni görevlendirmiş olsa mesela bütün İslam alemi. Ben ilk kocaya herhalde yani bütün bildiklerimden yukarı doğru çıkartarak ilk kocaya gider. Çünkü ilk. Anladım. Hani ikincisi daha mecburi. Hani boş kalmasın kadın tayfası diye yapılmış bir evlilik. İlk koca hani dips gibi düşündüm. Yani İslam, İslami şartlar öyle gerektirirdi. Ben düşünmedim de yani İslami şartlar öyle gerektirir diye düşünürüm bence orada. Abi bana şey demişler. Böyle bir şey yok tabii. Günhan kafirleştirme milleti demişler bana. Hmm, öyle mi? Kafirleştiriyor mu ben, ben sizi? Kafirleştir. Ee, sen kafirleştiriyorsan kendileri de zaten kafirleşmeye teşne değiller mi? Bunu Biz... ben ben mi yapıyorum bunu peki? Yoksa benim beni beni, beni de bu bu benim bu muhabbetlerimi dinleyip de böyle şey yapan an var mı? Vay inancım sarsıldı falan diyen var mı? Acaba çok e, olabilir açıkçası e, ama olabilir yani tabi ama ne ne alaka? bir sürü yerde insanın inancı sarsılıyor zaten açıkçası. Bundan dolayı özür dilerim. Böyle bir şey sebebiyet verdiysem. A Allah'tan mı? Herkesten özür diliyorum. Bütün inançlardan da özür diliyorum. Niyetim niyetim bu değildi. Evet. Kimse kimse kafirleştirmek istemem. Niyetimiz kimseyi kafirleştirmek değildir. Kaprolo <laughs> hoş Kötü hissettirmek değildir. Arada <laughs> da bir. Alın. Abdest. Arada bir bilki abdestim bozuldu, tam yerine rast geldi. 31'i koydum. koydum. Evet. E ne yapıyorsun Ankara? Evet. Ankara'dayım hocam. Hı -hı. Güzel. Ee, sık sık tiyatroya gidiyorum. Evet. Yüz, yüzmeye başladım. Ee, ne? iki Yüzmeye başladım. Yani onca zaman. Bu Onca zaman İstanbul'da yaşadın hmm. ve yüzmedin. Şimdi Ankara'da mı yüzmeye başladın? İstanbul'da nerede yüzeceğim oğlum? Bu nasıl bir soru lan? Burhan Felek'te yüzebilirdin. Burhan Felek'te yüzebilirdim. Evet abi haklısın. Ben onun yanına Turgut Özakman'da yüzüyorum. Ee, şu an. Bir dakika Turgut Batı Özakman. Ikeniz. Turgut Özakman şu vahşi Türkler değil mi lan? Bilmiyorum ki kim. Hayır ha şey çılgın Türkler yazarı Ha mi? aman çılgın Türkler. <laughs> Turgut Özakman, evet, e, o. olimpik havuzu falan mı var? Evet evet, o oh, ben şu an bağlantı yaptım abi. Evet, turbik, e, turbik, turbik. <laughs> Turgut Özakman, <laughs> Turgut Özakman, e, spor salonu var abi, totalde. Bu arada rahmetli olmuş. inşallah rahmet ederiz. E, spor ve orada bir şey de var yani, e, yüzme salonu da var, yüzme şey de var. Havuzu da var. Yüzme Oğlum sen kaç kere kaç kere buraya geldin? Ben seni bir kere bile denize sokamadım. Nereden geldi bu yüzme aşkı? Ben e, spor olarak ciğerimi şimdi sigarayı bıraktım ya abi. De, bıraktım denirim bilmiyorum. Yani bir aydır içmiyorum. E, bu e, ciğerimi açmak istiyorum. E, bisiklet binerim normalde böyle bir aktivite için ama çok tepelik buralar. O aktivite çok çabuk Allah belanız versin her şeyden nefret ediyorum'a döneceği için. Buna bir şey girmek yerine bir şey yapmak istiyorum. Koşmayı sevmem hiç sevmem. Hayatımda yani otobüs yetişmek haricinde hiçbir zaman hiçbir yere koşmak hoşlanmıyorum. Ee, onun içinde bir şey yapayım dedim. Yüzme abuzu var burada bir tane biliyordum bizim arkadaşlar gidiyor. Ben de oraya yazılayım dedim yani. Efe Demir hoş geldin. Peki yani ben senin hiç yüzme gibi bir tarafının yani yüzme skillin senin hiç puan vermediğin bir skill diye biliyorum. Abi benim yüzme skilli var. Ben hoşlanmıyorum. denizde vakit, plajda vakit geçirmekten hoşlanmıyorum. Nasıl ya? Ee, hoşlanmıyorum abi sıkılıyorum ya Uğur geldin hoş geldin Vallahi sıkılıyorum kanka şöyle yani Girdik gir suya çıktık Şim, Sonra Şezlong'da kurulandık Aa Ama öncelikle şimdi bir, gel bir geldin Öncelikle bir denizine girdin O sıcakta oh, Şöyle bir yüzdün Agalarla birlikte belki hmm. bir top oynadın Küçük deniz şakaları bir şeyler falan Daha sonra çıktın denizden ee, Hiç kurulanmadan Laap diye havlunun üzerine oturdun Hemen ıslak ıslak bir tane sigara yaktın ee, sonra yanına buz gibi bir bira çaktın böyle hop kafa hem sıcaktan da hem de böyle hızlı içilen biradan da şey oldu mu güzel oldu mu ondan sonra Hı -hı. biraz agalarla iskambil belki bir poker ee, ondan sonra hop bir kez daha denize giriş daha sonra mısırcı geçer mısırcıya hop abi bana biz oradan iki tane verir misin abi sütlüsünden var. tuzu döktün üzerine mısırı da birayla gömdün göbek şişti mi biraz daha yüzme zamanı çıktın agalarla müzik dinledin biraz. Yine bira yine iskambil. Şimdi bu keyifli bir aktivite değil mi senin için? Bence çok keyifli. Yemin ediyorum değil abi. Tanya Vlog hoş geldin. Vallahi billahi değil. Ee, bunu e, bu çok konvansiyonel olarak herkesin keyif aldığı bir aktivite dizisi anlattığı için ben bir sürü farklı arkadaşımla bir sürü farklı plajda dünyanın farklı farklı yerlerinde denedim bu dizi aktiviteyi çok çek ettim ve çok konfor ettim yani kafamı çok onayladım. Ben hoşlanmıyorum bu saydığın şeylerden sıkılıyorum abi. Ben bunu ee, burada yani tek çünkü... başıma tek başıma bile yapıyorum ben bunu burada. Afiyet olsun. Timuçin Kılınç hoş geldin. Afiyet ben olsun bunu... demişken Heinz Ketçap'ın benzersiz leslediği benlikle beklenmedik davranışları neden olabilir? Beklemediğin kadar seveceksin. Dikkatli de ne? Çok güzel söyledin can. Ee, eyvallah abi. Biz, ben Bana kaç geliyor bu reklamdan? sana da bir tane bey pazarı soda geliyor bu reklamdan kardeşim. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi inşallah. Ee, abi yok ben e, şey değilim yani. E, nedir? Benim anlamadığım kısım şu. E, yani daha doğrusu e, Medeni Saygı Toplumu çerçevesinde e, bana yapılan muameleyi anlamadım. Anlamamın sebebi şu. Ne demek sana bu muamele? Ben hoşlan, bundan e, hoştan hoştan mı mı? ne zaman söylesem şöyle oluyor. Aa nasıl ya? Ben ama mesela plajda vakit geçirmekte şu saydığın aktivitelerden hoşlanan insanlara hiçbir zaman bakıp da nasıl hoşlanıyorsunuz ya demedim. Peki hiç şey diyen birisiyle karşılaştın mı? Ya evet ya hakikaten denize girenleri de koyayım nasıl eğleniyorlar bu işten diyen birisini gördün mü? Kanka bu şekilde değil ama evet tabii ki yani evet ben de plaj insanı değilim ya çok sıkılıyorum çok boş. Yoksa yani bu yoksa bu, yani. bu seçimlerinde yalnız mısın? Abi azınlıkta olduğum kesinlikle hiçbir seçimimde ben yalnız olduğumu düşünmüyorum. Hiç kimse o kadar özel değil. Ee, ama yani çok sıkılıyor bazı. Abi bilmiyorum ya bir bir mentalite var orada bir switch var yani. Ee, o saydığın yavaşlıktan sıkılıyorum ben mesela benim gibi o saydığın şeyleri bayağı yavaş bulan insanlar vardır yani. Yavaşlık mı? Repetitif. Evet abi çok yavaş bir şey yani. De hoş geldin yani. Ağır ve repetitif bir eğlence biçim abi bu. Yani, Çocukluğunda yani... hiç böyle anıların Yok mu galiba biraz e, çok, çok var abi ha yani böyle bir sahilde falan böyle abi, arkadaşlarınla... çok var çok ha, e, annem okay. benim benim kafamda yüzmeyi öğrendiğim anı diye bir şey yok annem benim küçüklüğünden beri mutlaka her yaz bir kere deniz görsün diye götürdüğü için bir yerlere çok sağ olsun Elif buğday hoş geldin dijital banyo hoş geldin ee, benim kafam ben yani Türkiye'nin her yerinde denize girdim küçük yani simitle koldukla başladığım yıllardan bir de yani her şekilde bir sürü yerde denize girdim. Karadeniz'e girdim girdin e, mi? Bunu e, Karadeniz'e de girdim. Beni benden bunu gatekeepleyemezsin. Çünkü normalde sen de ben bir şey sevmediğimi söylediğim zaman senin konuya yaklaşımın genelde sen bunu anlamamışsın da getirmek oluyor konuyu. Estağfurullah. Allah'ı buradan beni gate Allah'ı buradan beni gatekeepleyemezsin. Asla. Ben Türkiye'nin Dört bir köşesinde denizlerde ve göllerde e, suya girdim, çimdim, nehirlerde yıkandım. Kendini şu anda deniz ee, insanı olarak retkonluyor gibisin ama biraz. Yani o kadar da değil hocam. Ben retkonlamıyorum deniz. Hayır abi benim anam babam deniz insanları. E, annem özellikle deniz insanı evet. çok baban sever. Babanda baban da babam da Somali korsanı amına koyayım, değil mi? Hayır babam o kadar değil ama e, hayır canım benim benim elimden böyle sen saldırarak da buradan bir kredibilite alamazsın. Efendi gibi sana diyorum ki ben deneyimledim. E, deneyimlememişsindir abi. Asıl iyisini yememişsindir abi. Ay, e, yerinde yiyeceksin diyeceğin her şeyin yedim yani. yani. Bana de ki bir koy var Türkiye'de. O, orada 10 üzerinden yeri ihtimalle girmişimdir. Hiç. Hoşlanmıyorum abi aktiviteden. Hiç yani tekne, bu zor tek, mu oğlum? Tekne turuyla ilgili ne düşünüyorsun? Tekne turuna girdim abi, tekne turu da çıktım. Tekne turunda Allah belanı ver. <laughs> be, oğlum. Yine bak aynı şeyi yapıyorsun ya. Soruyorum, tekne sadece soruyorum. Woow woow sadece turuna çıktım. Senin hayatında görmediğin, Akdeniz <laughs> ülkelerinde de denize girdim. Senin sadece YouTube'da videolarını izlediğin Bali'de de ben Okyanusa girdim. <laughs> Ben bunu düzenli olarak deniyorum <laughs> paşam. Ben deniyorum bunları. Sen rahat ol ya. Yani bu öyle bir şey değil. Hoşlanmıyorum desin, abi. Hoşlanmak de, zorunda mıyım? Ben anlamıyorum. De benim protobanyo diye serim var. Yazın ilk denizine girme evet, anlamına Evet orada, orada videoda da girmişim yani. Anladın mı? Gözüküyor yani. Açın bakın protobanyo 00'da ben bir yerde bir denize giriyorum. Patras açıklarında. Güzel bir Yunan koyunda. Kakizas hoş geldin. Eee değil yani değil abi değil sen beni şey yapma. E, burada bilgisiz konuşuyor değil değil. Ben bunu çok derinledim. Çok da fazla arkadaşım da sağ olsun beni denize bir yere çağırıyorlar, kıramıyorum, gidiyorum. Hoşlanmıyorum abi plaj benim için değil, bana göre değil. Fatma'nın hoş geldin... Ha keza mesela ben sana benim en sevdiğim kültürel aktivitesini söyleyeyim abi mesela hanım. Genel vakit geçirme. Yeni bir şehirle tanışıyorsun. Turistik eğlence anlamında kategorisini söylüyorum... Yeni bir şehirle tanışıyorsun. Hiç yol yordan bilmeden Google Maps'e bakmadan bomboş dolanıyorsun abi. Ben bunu çok seviyorum mesela. Ulan bu sokak neymiş? Burada ne oluyor? Hey falan diye böyle 15 dakika kayboluyorsun. Bazen çok salak yerlere çıkıyorsun. Bazen de çok acayip böyle Allah'ım burada çok güzel bir kafe varmış falan diye oturuyorsun mesela. Şimdi sen desen ki ben bilmiyorum bu konudaki fikrini. Bana desen ki ben bundan hoşlanmıyorum. Ben ne derim biliyor musun? Medeni sosyal ilişkimiz baktığımız çerçeğe, çerçevesinde derim ki tamam abi. Boş boş boş, boş gezmek yani. Evet evet bomboş gezmek abi. Sıfır Peki. şey, sıfır GPS, sıfır navigasyon, sıfır map. Radım. Yani en sevmediğim şu... aktivite. Mesela ben sana şey diyeyim mi şimdi mesela. Kanka ama işte sen bize Paris'te gezdin mi? Hiç mesela e, Berlin'de böyle boş boş yürüdün mü? Hiç Amsterdam'da kanallar arasında. Ha Venedik'te yok abi sen bilmiyorsun. Asıl onların lezzetini ne kadar irite edici Bak ben böyle hemen şey seni dışarı attım. Ben, ben böyle bir şey demedim lan. 43. Hayır böyle dedim. Şurada girdim. Bu aynı şey olmuştu. 43 aydır hoş geldin Yiğit. 43 ay ya. Peki mesela tekne turu sevmiyorsun o zaman. Abi tekne turu e, yani tekne turunu plajda oturmaktan daha çok seviyorum. Gerçekten onu Çünkü söyleyeyim. Çünkü onda da Çünkü bir gezme turunda, eylemi var. Aynen. Bir hareket eğilim. Aynen bravo. Çok iyi çözdün lan aynen. E, yani statik bir şey değil. O, hani yeni bir koy gördük. Abi dur şuraya çek şurası ilginçmiş. Abi şurada bir antik şey varmış sadece deniz dolaşan gidelim oraya falan gibi durumlar olabildiği için orada bir eğlence potansiyeli var. Ama şey versiyonu olsa açtık bir yere hareket etmiyoruz. Öyle duruyoruz. Orada da sıkılırım. Ama daha az sıkılırım. Çünkü yine bir teknedeyiz yani. Hani ilginç bir şey var. Ha bir de ekstradan çok Anakin Skywalker almış olmayayım ama ben kum da sevmiyorum abi. Ee, gerçekten çok rahat yani inanılmaz gıcık oluyorum Abi... de kum ee, o evet. çakıl çakıl plajı mesela orada da bir tercihim var. Çakıl plajını tercih ederim kum plajına her zaman. Abi şey çok kötü. Ee, o o bundan da sevmiyorum. Böyle şey oluyor ya bir yerden sonra plajda çok kalınca kum taneleri pipinin ucuna yapışıyor. Ve, abi, abi, her yere. Şey, ve şey gibi oluyor böyle. E, en ufak hareket ettiğinde o kristalize olmuş ve kurumuş kum parçaları senin pipinin ucunda çiziyor senin pipini ve e, zindan oluyor tek bir adım bile atmak. ne evet, ve o yani bazen 3-4 e, kere, kere duş alıyorsun. Random yerlerinden kum çıkıyor. Bazen Hı -hı. göt deliğine girer. Göt deliğine girer. Ayağında kesin çok çıkar. Ayakkabından çıkmaz ayrılmaz falan böyle. Püf. Yani çok ee, şey bir durum ee, garip yani ben kum plajı kum plajını gerçekten e, çok hoşlanmıyorum ben yani, o, o ayıb kumlar falan çakıl küçükken tam tersiydi bu arada herhalde çocukken kumda oynuyorsun falan daha hoşuna mı gidiyor ama de, e, şundan keyif alacağına zaten... şundan keyif alacağına eminim ee, hmm. eğer böyle bir şekilde seni Salda gölünün eski iyi haline götürebilseydim. Orada keyif alırdın çünkü orası biraz şey gibi bir hissiyat veriyor. Oha dünyada değilim. Aydayım. Burası hiç dünyaya benzemiyor. Aha. Krater ortası ya çünkü. Hmm. Ee, o çok tuhaf bir hissiyat. Evet. Şeyi anlıyorsun. Oh burada other world bir durumlar var falan gibi oluyorsun. Evet. Abi e, 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 evet ben salda gölünü experience etmekten, eğimlemekten keyif alırım eminim. Yüzde ee, yüz. Kendisi yani bizzat yüzüp çıkmakta orada bir, ya çünkü da, göle de gittim daha önce. Göllerde de şöyle bir Denizde benim plaj deniz versiyonunda eğlenebildiğim tek şey sanırım denizin altına bakmak. Oha bir şey varmış burada. o oh, şu falan. Hani hmm. o eğlence biraz eğlenceli geliyor ya. Yani. Ben hiç defa... yapmıyorum. Korku korkuyorum çünkü ben hiç yapmıyorum. Ee, ben niye yapamıyordum abi bu dakika. Kadar çünkü gözüm gözlük falan varken hani o gözlük görmüyorsun ya zaten çok tipe girmen gerekiyor falan. Şimdi ilk defa hani normal su gözlüğünüz gözlük takıp alta girebilirim. O yüzden yapabilirim, böyle yani o keyif alırım gibi geliyor. Gölde bir öyle bir durum çok yok. Bir de e, göl yüzüşü, bütün yani yüzüşler arasında en sevmediğimi e, yani havuzla deniz arasında çok emin değilim abi gerçekten. Yani denizi de sevmiyor değilim. Ama havuzda daha kolay, rahat bir şey var gibi de hissediyorum bazen. Bizim sitede, Ama göl, bizim sitede havuz göl var. Sitede. Artık geldiğinde girersin. Olur kanka gireriz bir serinleriz beraber şap şap. Tamam evin, evin önünde havuz var hiç girmiyoruz amına koyayım. Asıl e, sen bir pasaport çıkart da senle Midilli'ye gidelim bir gün. Ya tamam ya of. Kapıda vize var artık yani gidelim bir gün günü birlik gidip gelelim oğlum. İbrahim İlbaş hoş geldin. Gerçi buradan bir, gidebiliriz bak değil mi evet.

Ayvalık'ta olmuşunu sen alırsın. Saziki. <laughs> not cacık. Saziki. O videoyu gördüm de Caziki. aklıma geldi yine. Kadın, karının, tam tersi tam tersi. Karının biri hmm. şey yapıyor. Aynen. Cacığı görüyor. This is not cacık. This is saziki. Siktirlik git koyayım ya. Böyle bir şey yok yani. Hırsız pezelekler. E, cacık Cacik'i da ayrı, cacık da iri ayrı. Ben Cacık'ı biraz daha fazla seviyorum. İkisi farklı şeyler bu arada. Ben Santorini'ye gitmek Anladım. isterdim. Eee, niye lan? Abi, e, evler çok güzel Santorini'de böyle şey havası evet. var bayağı bildiğin. Fantezi. fantazi e, hani böyle fantazi hikayelerinde evet. Yunanistan'dan e, şey yapılan Greko e, yapılar olur ya, tam öyle. Tam birisinin kafasındaki Klasik... e, birisinin kafasındaki Hı -hı. Greco ada herkesin kafasında Greco da Santorini'den geliyor bu arada. Kemal Ta hoş geldin varlık kültürü. Ee, e, o fotoğrafı gördükten sonra çok pahalı bir ada bu arada. Ben o e, bütün Yunan arkadaşlarım ben... sadece. Tabii. San Santorini Mikonos normal insan için değil mesela Yunanlar gitmez oraya. Alaçatı gibi bir hoş şey galiba. Oldum. Evet evet. Daha da Ibiza gibi abi. Ha o da o level diyor. Ha. Gerçi evet ya. O level. Cristiano Ronaldo gidiyor oğlum. Yani e, ala Arda Turan gidiyor öyle hesapla yani anladın mı? <laughs> Mert aldın gövde hoş geldin. Santorini'ye ben bir gitmek isterdim ya ama şey merak ediyorum yani bence çok good vibes bir yer. Evet büyük ihtimalle de öyle abi zaten. Ee, şey bence en ideali bu arada orada şey e, ada e, adalar arası sıçrama yaparken bir uğramak. Ben yani çok uzun vakit geçirsek sıkılırız. Çünkü öyle çok yani o sokakta göreceğim tipler beni bayar falan gibi yürüyor ya böyle şey olurum lan kimle aynı adadayız falan gibi anladın mı? Çünkü böyle bu sezon Türkler evet. aşırı gidecek o e, Yunan adalarına çünkü burada artık tatil yapılamaz gibi bir şey inanılmaz. Biz tabi <laughs> Biz... Santoridi yok olistide bu arada. Biz kaçta çay bahçesinde çayın tanesine 50 lira verdik ince belli küçük hı, hı. Aynen. Bunu e, işte kanka bu zaten inşallah ben e, şeyi çok istiyorum yani Yunan Yunan tarafına herkes gidebilirse gitsin o adalara. Ee, Mert Mert e hoş geldin ve e, bu bir takım e, kıyı şeridindeki faiz fiyatlandırmalar da bir oturup şapkaları önüne düşünsünler yani. Çünkü Yunanistan'da böyle değil mesela fiyatlar Yunanistan daha ucuz daha uygun. Özellikle de bu kapıda bize kalkan adalara yani Mikoron Santorini e, e, işte Ikaria Naxos falan yine yine hani çok çok turist alan adalar oldukları için. Hani belki biraz daha şeylerdir ama özellikle Mykonos, Santorini zaten. Ama yani Lesbos e, ya da işte Kos ya da Hios falan bunlar e, bir şey değil yani. Bunlar çok gidilen adalar da değil. Batuhan Arda de, hoş geldin 42 aydır bizle beraber. Ben de artık fiyat denilen şey izafi bir şey oldu ya. Yani e, mesela taksi, taksiye bindim bugün. Taksici 216 lira dedi. Ben 316 lira anladım onu. Ve 316 lira verdim. Abi 216 lira diye tekrar şey yaptı. 316 lira olsaydı da yani okey olacaktım falan yani. Hani hiç artık hiç nereden nereden nereye gittin? Eee şey ya Akçay'dan bizim eve. Hı, hmm, okey. kaç da... kilometre lan Akçay'dan senin? Eee bilmem. Yani 10 dakika bile değil. Taksiyle. on ya yani okey. Hmm. Oradan hesaplayabilirsin yani. Madaf hoş geldin. Herhalde trafik yok çünkü. Traf trafik olmayınca her yer yakın. Trafik yok. Hmm. Trafik. E, oğlum İzmir'de inanılmaz trafik vardı lan. Bu arada sen varken yine de mi vardı. Lan? Abi yine var. Evet yine lan. Yine ha. Yani ben yine Erdoğan mı var falan diye böyle bir sordum da. Yok abi buraları hep böyle falan dedi adam yani. İzotaş'ın çıkışından bir yere gitmek imkansız amına koyayım. Bu e, sen bu, evet. E, ge, çok geç geldim mesela geçen. İzotaş'tan şeye. Evet abi. E, restorana da. Evet. Korkunç. O trafik neden ben var ben anlamadım İzmir'de yani. Acaba İzmir'de artık öyle bir şehir mi diyeceğim de. Zencani Şatkan Ankara mala rahat demiş de gidiyoruz Zencani. Ee, Ankara'da da yavaş yavaş i̇şte artık bir rush hour trafiği pratiği var Ankara'da. Yani lap vardı da şimdi mesela daha şey yani abi aman trafiğe kalmayalım falan var. Eskiden göz alabiliyordun yine. Ee, biraz Ankara'nın da popülasyonu arttı. Ama Ankara'nın oyun alanı ya yani İzmir de çok büyük ya. Ankara çok geniş yayılıyor şu an. Çünkü çok arazi var. Yani İstanbul kadar şey değil yani. E, coğrafi koşullarla ya da bilmiyorum İstanbul'un ormanı bırakıldı tabii. Allah'tan onu da yarabbim şey yaparlar da. Ankara'da o, evet. İstanbul'un ee, İstanbul'un trafik sorunu çözülemez bir şey galiba değil mi? Yani şey falan yapsalar da olmaz. Hmm. Hani artık o, o işe biraz girdiler de bence artık bu saatten sonra çözülmez gibi. Yeraltı yolları yapsalar mesela. Hani bazı yerlerde yeraltı geçitleri falan yapmaya başladılar. Özellikle Feriköy'ün altına falan hmm. bir tane yaptılar Avrasya tüneli. Ee, ama yani Çağatay tüneli de var. Ha, yapmaya çalışıyorlar ama bu saatten sonra çok zor gibi. Artık böyle yarra yemiş gibi herhalde değil mi? Abi ben e, yani ben zannetmiyorum düzelebileceğini. Daha ekstra hoş geldin. Ee, şeyi yani ne yapman gerektiğini ben anlamıyorum. Çünkü şöyle bir şey var abi. İstanbul çok kalabalık ve çok yaygın kalabalık. Yani hani merkez yine kalabalık falan da e, mesela şey diyemiyorsun İstanbul. Abi dışarı çıkın. Oğlum zaten Gazi, Gazi Osman Paşa bir buçuk milyon. Esayer bir buçuk milyon. Bağcılar bir buçuk milyon. Yani hani İstanbul her yerde kalabalık. O, yani gerçekten e, Esenyurt'tan küçük Avrupa ülkeleri var lan. Yani bu artık öyle bir şey değil. Yani şey diyemiyorsun sana ama tam banliyöleri yayalım abi. Ulan Esenyurt ya. Esenyurt'tan daha uzakta bir yer yok artık yani İstanbul. Yine camış gibi kalabalık. E, bu Dolayısıyla İstanbul'da ne yapacaksın? Yani nasıl çözeceğim bilmiyorum. Yani bütün arabaları yasaklayalım desen toplu taşıma mesela toplu taşıma da dolu zaten şu an yani. Oo, toplu taşıma şey gibi bir durum yok oğlum. Bayağı oğlum ben geçen bu arada panik atak geçirdim Marmaray'da. Ee, Hadi ya. Abi evet. Şey abi evet. Yani artık ben panik atak geçirdiğimde şey gibi olmuyor da bazen böyle çok sert oldu şey oluyorum. Ha bu panik atak. Dur sakinleşeyim falan oluyorum. Hı -hı. Ama bazen de çok e, son 2-3 geçirdiklerim e, kalabalıktan dolayı geçirdim. Ee, ve fiziksel olarak böyle bacak, bacaklarım falan şey oldu böyle jöle gibi oldu düşüyordum yani bayılacaktım harbiden Bayıl, bayılmaya yakınlaşmıştım baya bir abi şeyde geçirdim ya e, Marmaray'a bindim ve böyle e, şey oldu böyle bir 30 saniye 40 saniye falan böyle ışıklar kapandı ve o şekilde tam böyle denizin altında kaldı Marmaray ee, hmm. ve daha sonra tekrar çalıştı tekrar devam etti falan çok kötü oldum lan. Çünkü birden bir oğlum orada var ya şey gibi bir süre var bak. Hani okey 20 saniye 30 saniye okey. Ama böyle bu bana da, bir kere daha olmuştu. O bayağı uzundu. Ee, çalışıyordum o zamanlar. Ve Marmara'ya bindim. Karşıda toplantım vardı. Herhalde 2017 falan. 2016-2017 falan. Ee, bindim abi. O haberlere falan çıkmıştı. O kadar uzundu yani. Bayağı bildiğin 5 dakika hmm. falan. 5 dakika falan abi karanlıkta kaldım Marmara'yı. Ee, hmm. Ve hareket de etmiyor yani baya denizin altında karanlıkta kaldı elektrik sorunu olmuş galiba ee, Aykut Koşak Milburn hoş geldiniz hoş orada geldiniz. neyi çok korkutmaya başlıyor biliyor musun mesela bir dakika geçiyor falan böyle şey gibi oluyor birileri şey birileri çıldırdı çıldıracak yani anladın mı böyle birileri ger hmm. ufak gerginlikler başlıyor işte çık çık çıklar başlıyor dinle dinle hoş geldin. Aman efendim şeyle ay acaba ne zaman gelecekler başlıyor? Sonra birden bir abi bildiğin ikinci dakikada şeyler gelmeye başladı. Ay yeter, yeter falan diye böyle şeyler hmm. e, o tünel pressure'ı. Mansisteri. Yani. Işte kabin zaten kabin pressure, zaten. kabin pressure olmaya başladı böyle bir yandan bira. ondan sonra herkes bağırmaya başladı. Çok fena o. Neyse bu geçen yaşadığımda o kadar uzun değildi ama tam böyle ramak kalmıştı yani. Çok fena oldum dedim. Ay dedim çok kötüyüm şu anda. Harbiden çıkmam lazım buradan yani. Böyle birdenbire e, duvarları falan e, şey yapıp keşke açıp çıkmak istedim her yerden. Duvarları kırıp falan böyle çıkmak istedim. Çok kötüydü. Çok kalabalık bir de. Çok kalabalık oğlum, aşırı kalabalık yani. Hı hı. Ben hiçbir zaman huzurlu değilim hiçbir İstanbul'un hiçbir köşesinde. Ee, hiçbir zaman da huzurlu olmadım. Ee, yani hiçbir zaman huzur olmadım sıkış bu arada tabii ki ee, Bahçeli çocukken büyüyorken o taraflarda çok sikimli değil İstanbul'un geri kalanı da ee, hala da annemlerin o taraflara gittikçe biraz daha sakinliyorum ama oralar da çok kalabalık artık ya Erenköy falan ee... hala güzel böyle yürü, yürüyünce falan ben geçen bundan bir, bir hmm. yıl önce falan böyle bir yürüdüm oralarda ee, yani hala çok ağaçlık çok tatlı çok güzel ama çok inşaat vardı çünkü kentsel dönüşüme girmiş bayağı Erenköy'de Hani yine sa yine sakin evet. oraları, yine chill yani. Evet kanka yani küçük küçük cepler bulabiliyorsun kendine. Ee, ama bir noktada işte işin bir nokta toplu taşımaya düşüyor. Trafiğe girmek zorundasın. Ee, kalabalık bir yerden geçmek zorundasın. Kadıköy'e gitmen lazım. Taksim'e uğraman lazım falan derken bir noktada kendini sıkış tepiş bir dünyanın içinde buluyorsun. Çok garip bir şey. Abi. Ben anlamıyorum İstanbul'u artık. Yani çok da şeyde değil. Yani çok şükür zor değilim. Metrobüsten önce e, şey vardı. İki tane efsanevi otobüs vardı Taksim'e giden. Bizim 500. oradan. Ha okey. <laughs> e, 112 ve 202. 202 iki katlıydı. Evet. Ve kurtuluş, 202 çift katlıydı. Çift katlıydı ve kurtuluş tarafına giderdi. ataancım çok hoş geldin. Eyvallah. Hı -hı. E, 112 Taksim'e giderdi direkt. E, Taksim meydana bırakırdı ve 112 sarhoş otobüsü denirdi. Çünkü e, son 112 böyle gece vakti 3-4'te falan kalkardı Taksim'den. Evet. Ondan sonra sabah Gezi Parkı'ndan hatta Gezi Parkı'ndan Parkı Parkı Sonra 6-7'de falan tekrar gelirdi. Böyle bir 5'ten 7'ye kadar falan bir olmazdı yani. O yüzden son otobüs e, biraz şey gibi olurdu. Sarhoş tankı gibi olurdu. E, bütün gençler falan otobüsün içinde kusanlar, sıçanlar, işeyenler, kavga edenler, bir şey yapanlar falan. O otobüste gitmek çok eğlenceliydi karşıya evet. geçmek. Yani 112 ile çok evet. Metrobüs yoktu e, oğlum. Çok... Metrobüs yoktu. Metrobüs yoktu abi evet. Ve benim evet mesela ben e, biz Esenkent'te otururduk Cebeci'nin yanı. E, ben oyun gezerde çalışmaya başladığımda 2007 idi. Metrobüs yapılmamıştı henüz. Metrobüs ya yapılmamıştı ya da sadece sadece Topkapı avcılar arasında hizmet veriyordu. Ama ondan da emin değilim. Senin yapılmamıştı yani. Metrobüs çıktığında ee... böyle bir insanlar anlayamamıştı ya şey falan sanmıştı herkes. Yani bu otobüs ama raylarda mı gidiyor falan <laughs> gibi olmuştu insanlar. Falan aynen kendi kulvarı var bu eleştirildiğini de hatırlıyorum bu arada. Kendi e, kulvarı var bu okey mi? Hani çok, saçma, gibi. çok saçma çok evet. saçma dendi. Çok saçma bu ne girizekalı bir proje evet. falan dendi. Boris Erdem Fikres hoşgeldiniz. Bir geldiniz. de bozuk, bozuluyordu e, bozuluyordu devamlı. Bir de o ilk gelen Ondan metrobüsler dolayı... tam otobüs gibi de değildi böyle. Hı hı. Monorail tipli garip bir şeylerdi böyle onlar. Uzun uzun daha uzun şeylerdi böyle. Aynen ben bak o zaman işte Bahçeşehir'de oturuyorum ee, e, ve Oyun Gezer'de çalışmaya başlamıştım. Oyun Gezer'in ofisi Altunizade'deydi. E, ee, Oyun Gezer'in toplantılarına ben, Batuhan İpek hoş geldin. Çok saçma bir yerdeydi ee, oğlum Oyun Gezer ofisi. Tabii e, ilk ofisi bir de Altunizade'de de bir tane küçük bir yerde sonra Kavacık'ta ofisi. Onu şimdi. demiyorum o ya. Daha, o, Kavacık çok garip bir yerde. Bir yerde. Aynen kopuk bir yerde bayağı. Eee şeyle gidiyordum oraya. Altunizade'deki de işte ee, Taksim'e geliyordum. Taksim'den ilk ilk yaptığım zaman Taksim'den karşıya geçiyordum. E, o 112 ile oradan Doğmuş'a biniyordum. Sonradan sonra bir noktada şeyi falan fark ettim. Hani a okey direkt Altunizade'den geçen de bir otobüs varmış. İşte ben orana inebilirim binebilirim falan. E, metrobüs çıktı. Tam o metrobüs karşıya geçmeye başladı. O Yengezor ofisin ofisini taşıdı Kavacığa. Kavaca ikinci köprünün ayağına. Orada da işte şey e, de gitmeye başladım abi ben. Topkapı'ya gidiyordum. Topkapı'dan 500 T'ye biniyordum. 500 T ile Kavacık'ta iniyordum. Daha ofise yürüyordum. Efsanevi 500 T. Ee, İstanbul'un e, ikonik taşıtları hala gidiyor mu bilmiyorum. Yani hizmet veriyorum 500 T en, en uzun şeyi olan otobüs değil mi o? En uzun tabii tabii çok uzundu o. Aşırı uzun bir yani yoldu. ...don't yani, forget you are here forever... ...diye bir sticker yapıştırmıştı bir Aynen. tanesi de birisi... <gülüyor> ...evet evet... <gülüyor> ...aynen... ...aynen yani... E, ...Mitonera ben Aquador aşağısında... ...oturmuyordum ben... ...Esenkent içinde oturuyordum... ...Aquador aşağısı zaten otoyoldu... ...aşağısı derken neyi kast ediyorsun bilmiyorum da... ...Aquador e de çok giderdim... ...bir tane su parkı açılmıştı bizim e, şeyin oraya... ...babam da bir tanıdık ve vasıtası da bir yaz bana oraya böyle yıl yani yazlık giriş kartı bulmuş. nasıl yaptığını hatırlamıyorum yani. bayağı gidiyordum oraya. yüzüp yüzüp geliyordum böyle birkaç kaydıraklara falan biniyordum. Yine bu Müslüman olduğum zamanlarda hatta gusül abdestlerimi havuzda alıyordum. Allah Genelde Allah. Aynen Allah anlamaz mi düştürdün nedir? Sayılır herhalde. Ney sayılma sayılır değil mi? Ben Sayılması hayatımda için bir şey yok. ben hayatımda bir kere şeye gittim. Aqua Park'a gittim. Onda sizinle gittim zaten. Ha evet, çeşmede. o, o kadar. Gitmiştik. Evet, evet, o kadar yani benim Aqua Park maceram. Onda da yani orta seviyeli şeylere binebildim. Çok büyüklere binecek götüm yoktu yani. Bir de gözlük zorlaştırıyor bayağı hmm. binmeyi. Evet, çok büyük şeylere ben de binmek istemedim abi o sefer. Açıkçası e, e, orta yani evet yani biraz şey oluyorsun ya çünkü bir şey diyeyim mi ee, yaşayacağın kötü deneyim asla çok kötü değil de yani şey gibi değil mesela anladın mı yani en kötü ne olabilir abi en kötü bir şey olmuyor hani sonuçta bir plastik yani kayıyorsun boşalıyorsun içeri ee, ama Yani bu, e, yani bu kimse... rezervatif gibi bir şey dedin sen şu anda Evet <laughs> that's what she said olabilirdi ee, bu e, kafanın kafanı çarpıyor, abi bu böyle şey, hikayeler var mesela. Oraları ben yani o, e, o riskleri alacak noktada değilim artık hayatta. Çünkü abi, e, hakikaten küçükken kafam falan çarpıyordu abi. E, oluyor böyle şeyler yani. Sinemalara sinemalara koyulan şey efsanesi, e, AIDS ile şırınga. şırınga efsanesi. Ya kim çıkartmıştı acaba onu ya? Acı Grandel hoş geldin. E, bu e, Bilmiyorum abi. Çok saçma sapan şeyler dolanıyordu ama ya. Yani hala bu arada korku hikayeleri... Annem arada mesela haberlerde korku hikayeleri denk geliyormuş. Ben arada zap yapıyorum ya böyle elime televizyon geçince. Hmm. E, oralarda mesela arada haberleri görüyorum. Şeyi fark ettim. Yani şimdi eskiden ajanslarda şey olurdu ya. Hani ciddi haberlerle açılırdı ajanslar. Normal ana haberler yani. Ajanslar yedi, mı? Yedi, hı, yedi ana haber bülteni. Ajanslar ee, babam bile ondan. ajans demiyor oğlum. Ama o zaman deniyordu abi. Şu an kafamda e, referans yaptığım dönem. Evet, bizim jenerasyon bizim geldi. jenerasyon demiyordu bence ajans. Ya yani, okey ajans bizim jenerasyon demiyordu abi. Bizim jenerasyon ne diyor biz yani. Abi o ama 90'larda hani 90'ların sonuna kadar etrafımızdaki bir takım yetişkinler ajans başladı, aç gibi cümleler kuruyorlardı yani. Ben de okay. o dönemleri şu an kastediyorum. Okey. Ee, yani ana haber bültenleri değil, genç izleyicilerimiz de anlasın. Ana haber bültenlerinin eskiden şöyle yani başta bir işte 20 dakika blok, 30 dakika falan neyse ciddi haberler veriliyor. Ee, hani işte susurluk oldu, bir faili meçhul var, işte meclisten şu yasa çıkamadı, şurada savaş var. Sonra şey, falan komik hayvan haber. haberleri geliyordu. Ha, o, o son beş dakika komik hayvan haberleri ortada bir yerlerde de korku sıçma haberleri var. Söylediği gibi AIDS'li e, işte şırıngalara dikkat edin. Aa, i̇şte üzüm kanser yapıyormuş. Diş fırçanızı götünüze sokmayın. Götten hikaye uyduruyorlardı lan. Gibisinden. Götten hikaye uyduruyorlardı. Evet evet. Bu şimdi ben şeyi fark ediyorum abi e, ciddi haber yapamıyor ya kimse öyle bir şey kalmadı. E, ciddi haber yapamadıkları için ülke de şu an komik hayvan falan gibi kaldıramadığı için hani ama ekibin enerjisi de orada değil ya full korku sıkıyorlar. Hani bu şey level'ı da olabiliyor. Mesela işte şu otobanda o araba 3 takla attı gibi de olabiliyor. Ya da işte magnezyum yemezseniz yarın öleceksiniz falan da olabiliyor. Ya da işte ötürüze şırınga takacaklar. Çünkü annem arada bir şeylerden uyarıyor beni. Haber de izlemiş korkmuş. Ee, bana diyor dikkat et diyor şey varmış bir şey varmış. Ne varmış bir, şey varmış ya hep bir şey oluyor falan anladın mı? Hep bir böyle bir korku sıkışı var. Ee, çünkü şey gibi bir ana haber bülteni yok ya abi. Ee, her şey yolunda. Ee, korkacak bir şey yok. Ee, sokağa çıkabilirsiniz yani sıkıntı yok. Öyle bir ana haber yok ya. Böyle yok yani. Ya biraz aslında Kanalı şey değil mi? O zamanlar biraz aslında haber bülteni muhabbetiymiş. Kontent üretimi, içerik üretimiymiş. tabi tabi Mesela bak bana şey çok ilginç geliyor. Ee, eskiden internetin olmadığı zamanlarda şey varmış ya. Hani şey vardı ya işte komik hayvan haberi segmenti ana haberleri. Evet. Bizde insanlarda demek ki böyle hayvanların yaptığı komik şeyleri izleme hissiyatı hep varmış aslında. Oğlum hep vardı hatta ben bir arttırıyorum. Ee, Gülse Birsel yurt dışına alıp getirdiği bir format sunuyordu hatırlıyor musun Gag diye? Evet abi Gülse Birsel'in ee... Gülse Birsel'in tek komik olduğu Çıktığı... şey yani galiba. <laughs> Çıktığı formattır bu arada. Gülsüm biz hayatımızı of onunla gir ben öyle tanıdım Gülsüm İrseli. Oğlum yani evet gagı lan. Yapan gag kadın. Gag bayan diye çıktı yani yayın yayıncılık gibi bir şey gag. Gag YouTube'da oğlum evet. yani YouTube'dan önceki YouTube'da bir takım komik klipleri sunuyordu kadın falan bu kadar yani başına bir küçük şakalar yapıyordu ve sunuyordu yani full o şekilde çalışıyordu program. Millet her zaman bunu istiyordu. Şey falan da var ya mesela abi Amerika'da bu Amerika's Funniest Home Videos falan diye satarlarmış eskiden işte. DVD kasetlerini. Ee, böyle e, millet işte fail'larını yolluyor. Kompilasyonu yapıyorlar. Evet ya. Satıyorlar. Sen açıp evde gülüyorsun falan Öyle bir yani. kafa Hep vardı. Varmış. Şey programlarına yollayalım hmm. mı videomuzu çekip falan diye böyle yani şaka programlarına Öyle yollayalım mi? mı? Aynen aynen. Bir de e, işte evet abi yani bu hep komikli video. İnternet gelir gelmez hemen zaten birbirimize komikli video yapıp atmaya da başladık zaten. İnternette çok çok yakın. Yani video koyabildiğimiz an internete e, komikli şeyler yapıp atmaya başladık birbirimize yani. O çok eskiden beri vardı hakikaten. Hmm. Abi en kötü era bence ama şey 9gag arası. Çok kötü 9gag era. 9gag çok kötüydü ya. 9gag ben e, evet Hepimiz bakıyorduk ee, bu arada yavrum. hepimiz bakıyorduk 9gag'e. E. Tabii tabii ben ve ben utanıyorum 9gag'e baktığımdan ben mesela de. ben çok kolay kolay da utanmam yaptığım şeylerden. Evet, de. Evet. Yani bir ara düzenli olarak 9gag'e hani giriyorduk diye bir bilginin olması bende hafif bir şey yaratıyor yani ya, teessüf ediyorum yani. Ben böyle konsept twitter hesapları takip ediyorum ee, ancient memes diye bir tane sayfa takip ediyorum öyle. <laughs> Nine yani, gagden çok falan mı onlar ha, var mı? işte yani 2010'da <laughs> güldüğümüz e, mimilleri falan paylaşıyorlar. Yani. Ee, yani gerçekten şey yap, yap yapmışız. tırnaklarla kazıyarak, kümülatif olarak mizahı yani. bir yere getirmişiz falan. Yani mesela şey işte abi, e, bir gün şey ben bir ara Reddit'te şey sabretine Reddit bakıyordum. E, çok kötü mimiller. Hmm. Terrible memes Biri şey koymuş abi bir gün. Rage komik koymuş oraya. Ay. Ee, Rage komikler ya. Ra ve hangi Rage komik biliyor musun? Neredeyse ilk Rage komik aman okuyayım. Ee, şey bak hatırlayacaksın deyince. E, duştayım. Kakam geldi. Kakamı elime yaptım. Klozeti evet. attım. Klozetin içine girmedi. Yana düştü. Fu. Evet. Rage komiği. <laughs> millet de şey demiş. Şey de, millet de şey diye tepki <laughs> vermişti ona hatta. Ulan amına mu çocuğu. Böyle bir şey yok. Bu normal bir şey değil. Bizde <laughs> insanlar aynen. böyle bir rage Ve... geçirmiyor. Aynen çünkü o rage komikler forçanda şey diye dönüyordu ya yani hani herkesin rangelendiği dönem hanım ana kartı maçta işte gittim ekran kartı aldım aynı kart değilmiş fu tamam lan ben de yaşadım bunu ho falan ama bu bu durum hani şey olduğu için forçandan dışarı çıkmış rage komikleri de mainstream yapmıştı abi bu komik ben hatırlıyorum çünkü herkes bunu paylaştı yani bir abone amına koyayım falan diye. Bunu atmış geçen bir Reddit'te Terrible Meme sayfasına. Altına nasıl şey falan diyorlar böyle anladın mı? Ya bu ne? Bu ne, ne nereden buldum bunu falan? <laughs> Hiç kimse yani çok az kişinin haberi var. Hani böyle bir şey o tarihi bir önemi olduğundan. Çok hakikaten dediğin gibi iyi geldik yani oralardan. O bir de o sonra uzadı çünkü o çok uzadı abi bu muhabbet. O 4-5 senesi var o Rage komikleri mesela. Abi arada bir ya e, yani böyle şeydeyken eskiden Facebook hesabım açıkken Facebook'ta On This Day özelliği var ya. Ha evet. Senin o gün paylaştığın şeyi gösteriyor Facebook'ta. Ee, onlara Aynen. onlara bakıyordum abi çok sarmıştım bir aralar böyle 3-4 sene önce falan. Yani paylaştığım şeylerden çok utanıyorum. Bazılarından çok utanıyorum yani. <laughs> Harbiden çok utanıyorum. Yani evet abi gün... hangimiz utanmıyoruz ki? bilmiyorum. Şimdi mesela şey noktasına gelindi ya işte herkesin kendi fine tuned komüniteleri var ve orada kendi güldükleri ince ayarlanmış. Biz, mesela bizde wired people var yani. Hani ben genelde Aynen. ben bakmak istediğim zaman işte wired people'a bakıyorum. Böyle şey gibi oluyor benim için. Ben ve benim gibi insanların ilgilendiği her şeyi oraya koyuyor adam oraya yeni oyunu da koyuyor ilginç videoyu da koyuyor siyasi bir gelişmeyi de koyuyor falan komik bir şey de koyuyor falan okey benim için böyle özeti filtresi gibi oluyor yani internetin Hı -hı. galiba biraz da ondan dolayı bizim Sabredit şey yapmaya başladı çok takipçi almaya başladı ama eskiden böyle daha ana yerlerden geliyordu ya meme'ler o bana çok tuhaf geliyor ya yani böyle herkesin global olarak güldüğü şeyler vardı artık yok gibi pek. E, çok özelleştirildi yani. Yok abi e, yani evet çünkü algoritma diye bir şey o kadar hayatımızda yoktu o zaman. hatta yoktu Aa zaman evet yani, doğru diyorsun. Yani, e, yani YouTube algoritmayla çalışıyordu hep. Ama YouTube'da algoritma aslında hep diyorum da yok bir ara YouTube mesela subscriptionlarını gösteriyordu sana o değişikliği yaptıkları zamanı hatırlıyorum. Millet çok kızmıştı. Ne demek ya ben robot mu anlayacak benim? Ben abone olmuşum bu kanalları zaten. Aboneliklerimi göstersene. E, çok kızmışlardı. Onu hatırlıyorum. YouTube'da bir noktada geçti oradan. Bak, Ama Facebook'ta algoritm yoktu da yani mesela Facebook sıralı gösteriyordu kim ne paylaştıysa. Yani bugün otobüste bugün şey otobüste yoktu. şeyi falan izledim. Ee, Lonely Island'ın I Just Had Sex falan eski e, eski evet. olma, eski videolarını izledim. Hala çok güldürüyor. Ama, evet evet oynan. çalışıyor. Ama şey fark ediyorsun yani. İnternetin çok daha böyle saf, daha temiz, daha böyle hani o kadar da şey olmuyor. Mesela Mother Lover çok çıktığında böyle şey gibi olmuştu ya. Oha çok ayıp falan gibi ama gülmüştük ya falan böyle. Hmm. Ay işte Mother Lover çok ayıp <laughs> falan gibiydik. E, o bana çok şey geliyor ne derler. Bilmiyorum böyle daha püripak gibi geliyor. Ama işte evet hala çalışıyor. Bazı şeyler hala çalışıyor. John'la Cua videoları hala çalışıyor. Furkan hoş geldin. Ee, hoş geldin. Şey çok hoşuma gitti ya. Ş şeyi tam unutmuşum. Mother Lover'da bayağı Susan Sarandon'la e, diğer kadının <laughs> oynadığını unutmuşum. E, bir video <laughs> evet, izledim. Evet. Şey soruyorlar. İşte Susan Sarandon'a e, Mother Lover videosunu soruyor herifin biri. Bir tane böyle talk show'da. Şey diyor bana koyayım herif öküze bak diyor ki insanların sizi böyle bir milf gibi yani siz Amerikan'ın şu anda en ünlü milfi olabilir misiniz? Bununla ilgili nasıl düşünüyorsunuz falan gibi bir şey soruyor herif. Herif zaten e, yorumlarda rostlamışlar hayvan bu böyle mi sorulur Susan Sarandon'a falan diye. Neyse Susan Sarandon da böyle çok kibar bir yanıt veriyor falan çok klas şey gibi yani. Ya işte evet ben de profesyonel bir kadınım sonuç olarak benim gibi profesyonel kadınlar da var. Ve yani bu kadınların cinsel ihtiyaçları da olabiliyor. Hani ve aktif de olabiliyorlar. Bunda bir tuhaflık yok diye eşyayı anlatır gibi anlatıyor herif yani. Mehmet Emre hoş geldin. Hmm. Çok hoş tuhaf geldim. ya. Onları onu Justin Timberlake'de o seri yapmaları bana çok tuhaf geliyor. Nasıl çalıştı nasıl birbirlerini buldular da SNL'de onları yaptılar acaba yani? Justin Timberlake SNL'de gidip geliyordu ama Justin Timberlake SNL'de şeyi vardı. Bir de o çocuklar da kanka sanırım ayrıyetten de. Justin Timberlake'in her zaman mesela böyle SNL kadrosu ile işleri vardı. Mesela şey vardır abi YouTube'da ilk zamanlarda çok popüler popülerdi. Talk show programcılarının da e, YouTube'dan YouTube'un maden olduğunu anlamalarına sebebiyet vermişti. Jimmy Kimmel daha Tonight Show değil de Late Show, Late Night Show yaparken Justin Timberlake'le History of Hip Hop diye bir seri yapmıştı mesela. E, geliyordu. Böyleri beraber işte Roots arkada çalarken rap e, şey şarkı hoş geldin. Rap medlisi yapıyorlar. Gidiyorlardı falan. Justin Timberlake SNL kadrosuyla muhabbet içerisinde yani. Justin... Sıkıntı sık gidip geliyor açıkçası. Yok Mother Lover bu arada chatte Metonera Justin Timberlake'in cancel'lanma erası değil mi Mother Lover yazmıştı. hayır. Çok seviliyordu o dönem. Bir de cancel'lanmadı lan Justin Timberlake. Sence cancel'landı cancel mı? Cancel'lanmadı. Ne zaman Hayır be nerede cancellandı ya? Ya Britney spearsa işte böyle şey yaptı diye e, ne derler Britney Spears'a çektirdi gitti işte şey üzerine Cry Me A River diye klip yaptı falan diye böyle bir ha, re, geriye geriye yönelik hmm. böyle bir şey yapıldı da. O zamanlar çok anlamıyorduk ya çünkü neyin ne olduğunu ee, ama yani, ama şimdi bakıp evet. şey falan diyorlar ya işte genelde feministler falan şey diyor ya işte tam orası bir çocuğuymuş Britney Spears'a neler neler çektirmiş falan diyor bana biraz Britney Spears olayı şey gibi geliyor buraya ya. Yani bilmiyorum. Hani okey üzüldüm Britney bacımıza. Ama yani bu kadar gerçi kafese mi kapatmışlar Britney Spears'ı falan anladın mı? Ya bilmiyorum. Abi ben Britney Spears'ın babasının Britney Spears'ın geçirdiği bir mental breakdown esnasında tüm Britney Spears markası ve bu sektörünün endüstrisi artık yani kontrolünü kendisini alıp Sonra da 20 yıl falan vermemesine çok acıklı ve ayıp buldum. Yani şahsi insan olarak. Evet. Ee, bak, öyle bu arada. Geldin. İnsan evet. babasından Korkunç böyle bir şey bir yapamadı. Şey. Korkunç bir şey. Korkunç, Korkunç bir şey. Yani. Ama e, Öte yandan Britney Spears-Justin Timberlake ayrılığıyla ilgili de bence ya bana ne ya? Yani e, çünkü şey gibi bir şey derse bana bir gün ders yani Justin Timberlake-Britney Spears şiddet uyguluyormuş. E, bu başka bir şey. Bir kamu konusu da. Yani Britney Spears böyle anlaşamamışlar, yürütememişler. Bir, birbirinin kalbini kırmış. Sonra birbirine ağla amık diye şarkı yapmış. Olur abi de bileyim olur böyle bunlar olur yani. Peki ee, sence hangisi şey sence hangisi daha sert? Britney Spears'ın yaşadığı şeyler mi yoksa Rihanna'nın Chris Brown'ın Rihanna'yı dövmesi mi? Ee, ben ben sadece ben olarak cevaplayabilirim abi bu soruyu. Ben e, Britney Spears gibi babamdan 20 yıl boyunca zaptırap altında e, manipülasyon yiyeceğime Chris Brown'dan bir gece dayak yemeyi tercih ederim. Chris Brown da burada ee, bu arada gerçekten. geçen gün, geçen gün bir basket maçında görüntülenmiş. Ee, adam Yok okey mesela o pezevenge şey yok oldum hiçbir şey olmadı o hıyara ya. O çok garip abi cancel şu cancel aşağı cancel yukarı. Dave Chappelle bu kadar cancel culture'dan, Ricky Gervais bu kadar cancel culture'dan ağlayacaklarına Chris Brown'un başına niye başka işe gelmedi? Onu açıklasınlar ya. Götünden diyor ki Deniş görülen dolayı Edir etmeyene çok kızdılar. Abi Chris Brown'a kim bir şey kızdı mı? Cancel culture'ın gücü ne kadar da Chris Brown hala ortalıkta dolanıyor ya. Oğlum Kevin Spacey adam, Kevin Spacey adam, Space adam öldürdü lan. Ve yani oğlum, Kevin okay. Spacey'nin davasındaki görgü tanıkları teker teker gizemli koşullarda öldü amık. Yani Emre İnk hoş geldin var kültürü. Ya aman e, bu ya oğlum bak cancel işi cancel işi diye bir şey yok. Hukuki olarak burada bir şey oluyorsa oluyor. O da bir tek Bilkoz bile Harry Weinstein oldu. Hani onlardan başladı da kimsenin hukuki olarak derdi yanmadı. Onlar da abi 35 yıllık tecavüz imparatorlukları kurmuşlar. O anca öyle yargılandılar yani hani başların anca öyle bir şey geldi amık yani yoksa Epstein muhabbetinde Harvey Weinstein'ın hmm. çıkmamasının tek sebebi ve Michael Jackson'ın çıkmamasının tek sebebi bunlara teklif gitmişse bile bunlar şeymiş. yok abi benim kendi tecavüz imparatorluğum var aynen. demişlerdir biz, biz, bizim kendi operasyonumuz var abi dışarıda Sizlerine ne koyduğu belli olmuyor gerekiyor. falan <laughs> gibi demişlerdir yani <laughs> aynen aynen yok abi biz onu evde yapıyoruz zaten teşekkür ederim Kanye biraz kensillanmaya zaten... karşı böyle imun gibi yaptı kendisine Kanye mezdub çünkü. Yani e, Kanye, mi? Kanye kendisi kanka Kanye e, bipolar teşhisini çok kamusal olarak sahiplendi ya. Yani hatta bipolar olmaktan nefret ediyorum. Müthiş bir şey diye bir albüm çıkartmıştı falan var. E, yani Kanye şimdi çok bariz bir de hani bunun üzerine yüklenince şey oldu. Ha tamam okey adam sıkıntısı var mental sıkıntısı var yani. Ama biraz şey gibi yani şimdi, bir durum yok mu orada sence? meczup slash dahi. Yani kanka dahiliğini göremiyorum ben son zamanlarda artık. Ama graduation yaptı. Tabi. Son zamanlarda dedim o yüzden zaten. Niye? Bence şey fena değil lan. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben o bipolar olmaktan nefret ediyorum. Harika albümünü dinledim. Orada ciddi ciddi Kim Kardashian'ı öldürmeyle ilgili şarkısı var. Ya olur o. Olabilir abi. Ben onu Eminem'in Emin de yıllarca neleri vardı biliyorsun. Oğlum evet Emine Eminey eminey Emine evet Eminem Eminem o işi nasıl yaptı mı o Eminem nasıl yaptı oğlum? Kim şarkısını Eminem. nasıl yaptı da getaway etti onunla ya? Tabii. E kim şarkısı bir de hangi şarkısıydı annemi domaltıp sikti sik falan diyordu. Sonra da a bak Eminem annesini domaltıp sikiyormuş. Aileyi iğrenç bir insan oldu falan gibisinden de şu hızlı geçiyordu şarkının içinde. Unuttum. Bilmiyorum kim abi. ama çok sert yani. Kim kimde çünkü bir de e, canlı yaylı yet... varan kimi oynuyor evet, abi. oynuyor falan yani çok ve e, arkada ağlayan kendi kızının ses efektini falan filan böyle çok sert. Bir de o o şarkıda şeyi de hissediyorsun ya bazı yerlerde Eminem artık rol yapmayı da bırakıyor, ciğerinden parçalıyor yani yani seni seviyordum da Allah kahretsin seni seviyordum falan de böyle çok çok garip ama abi ben mesela bunu sırf söylem olarak kalmasında çok okeyim çünkü o çok kim mesela çok şey bir yani çarpıcı bir şarkı lan bence bu konuda yani o yüzden de, e, en, bence ben, bu hani, konuda şeyi çok iyi yaptı Eminem e, bu e, şey filminde The Dictator e, filminde şey yapıyor ya eşcinsel olduğunu açıklıyor ya şey interview. Diyor işte. interview. Pardon. The interview. Pardon, the interview'da şey muhabbet oluyor işte. Hani işte M, Hı -hı. şunları şunları dediğinde ne demek istedi işte. Öyle diyorum çünkü gayim falan diyor ya. Hani o, o o bence çok okey gibi oldu ben. Çok, hoş, çok hoşuma gidiyor evet. sahne benim. Evet evet benim de çok hoşuma gidiyor. Eminem bu arada zaten şey de değil. ne diyeyim? Yani zaten bir noktadan sonra bir nokta geldi. Şeyi yaptı. Hani Slim Shady Personasıydı o. Ee, hani ben artık orada değilim. Hani özellikle işte Recovery albümünden sonra falan, Relapse, Recovery albümlerinden sonra ben artık şeydi değilim. Sinim şeydi gibi absürt... çok ekstrem bir şeyler söyleyen adam değilim. Ve çok uzun zamandır zaten öyle şarkı da yapmıyor. Hatta e, e, internete e, çok geçen... kızıyorum albümünden sonra. Evet. İnternete çok kızıyorum albümünde bile. Bu arada yine o kadar. Hani şey yapmadı mesela, anladın mı? Hani, e, hatta bu internet çok kızıyorum albümünden iki önceki çok iyi son iyi albüm Marshall Mathers LP2'de, e, fandaki çocukla yaptığı bir şarkı var, annesinden özür diliyor falan. E, Cleanin My closetın devamı gibi özür diliyor yani, hani bu kadar yıllardır söylediğim şeylerden dolayı falan. En iyi Keşke albümü Keşke torununun büyümesini görseydin falan. En iyi Eminem albümü Eminem Show. Bence e, Eminem Show evet. Marshall Mathers yani, lp hayır, diyeceksin. A, iki diyeceğim abi. Yani bence bir kesinlikle Eminem show da iki Marshall Mathers LP2 olabilir. Ben çok seviyorum MM LP2'yi. Yoksa Eminem show tabii ki bir yani. Eminem show e, yani tarihin abi şimdi şey benim benim en sevdiğim 10 albümden biri olabilir Eminem show. On yani on iddialı mı oldu lan? Ya kesin. Bak on, iyi düşün iyi düşün. Çok düşün. ya bence şey gibi yapsan çok onu. Haricim. En iyi 10 rap albümü arasında yapsan onu. Tabi o zaten en iyi 5 rap albümü de benim için Eminem Show vardır aralarında kesinlikle. En iyi 5 al rap albümü i̇şte nedir bu. lan? Çok merak ettim şu anda. Sö sayabilir misin? Ee, Kafanda var mı böyle bir liste? Abi evet. E, şeyin Jazz Theory e, Tribe Called Quest'in Oha amına koyayım. Evet çok ama o çok şey bir albüm. E, hay, Jazz Theory diyorum. Love and Theory. Ha, albümün ismini teyitliyordum. Yani. Love and Theory. Özür dilerim. Yani ee, Jedi Mind işte Tricks falan çok, diyeceksin diye korkuyorum şimdi. Öyle aşırı şey. Yo, yo. Ee, yok A Tribe Called Quest o albüm abi bir şey ama yani e, mesela albümün içinden 3 tane şarkı saydıysan sen emin değilim. Çünkü ben albümü açıp dinliyorum gibi bir albüm sadece benim için. Bir tek şey var işte mesela bir sünaryo var. Ee, kesinlikle Loven Theory, Tribe Called Quest kesinlikle Run the Jewels ama hangisi? 3. Run the Jewels 3. Abi Ronda Jules 3 ee... nedense çok mainstream de dinlenmiyor ya. Evet ama gerek yok abi zaten. Çok da çocuklar kalsın. Ben orada çok da yukarı çıkmalarından şey değilim yani. Ronda Jewels'ın 3 olur. Eminem Show olur. Kesinlikle. Ee, abi My Beautiful Dark Twisted Fantasy olur. Ben bundan çok siksik sik yedim. Ee, ama My Beautiful Dark Twisted Fantasy olur yani. Ee, kesinlikle. Lan bir şey değil mi? Bir de Mevzu Makamı ya. Mode Excel Mevzu Makamı. Emin ya misin lan? Evet, evet, evet. Yani benim listem bu. Hani gelmiş gitmiş objektif olarak falan değil. Ben benim yani ben en çok bu 5 ağır 5 albümüyle vakit geçirmişimdir hayatımda ve hani bir duygulanmışımdır, sevmişimdir falan diye düşünüyorum. Mode Exil, Mevzu Makamı. Yazarım yani. Mevzu Makamı'nı ben çok dinledim abi. Yani çok zor zamanımda dinledim çok. Kafa açtı. ya Bir takım lafları çok ilginç zamanlarında yanımda aklıma geliverdi. Yani çok özdeşleştirdim kendimi duygusu olarak çok şey. My Beautiful Dark Twisted Fantasy'nin mesela bu saydıklarım içerisinde en iyi yapılmış albüm olduğunu düşünüyorum. Başıyla, sonuyla, prodüksiyonuyla, girişiyle, çıkışıyla, duygusuyla, pisliğiyle şeyiyle falan. En herhalde en akıllısı Tribe cold quest olabilir yani be olan hakikaten orada bir cihaz yapılıyor falan. O yüzden dedim. Ama öyle, bir öyle bir öyle bir şey de biraz öyle. Jedi Mind Tricks de öyle. Bir tane daha vardı. Hmm. Bir tane daha vardı. Ee, öyle şey, bunlara şey deniyor, ya, akıllı rap falan deniyor. Bir tane daha vardı öyle mi hatırlamıyorum tabii. şu anda. Tabii. Ee, evet abi. Yani bu arada eee devam etsek İlk onuma mesela benim Good Kid Mad City de girer. Bu yaz hmm. bir Kendrick Lamar Lönesans'ı yaşadım. Oturdum bir Kendrick Lamar'ın işte albümlerini dedim ve Good Kid Mad City bayağı iyi bir albüm bence. a Butterfly de fena değil falan. Humble'ın olduğu neydi? DNA miydi albüm adı? O da fena değil de. Good Kid Mad City'yi çok sevdim yani. O da bir noktada girer. Marshall Mathers LP2 girer mesela ilk ona. O da girer. Evet. Girer yani. Hiç bunlar. old school bir şey yok. Abi evet de old school albüm e, evet old school çok çok. Aynen yani old school çok albüm gibi dinlemiyorum ben old school. Şarkı desem mesela old school bir şarkı söyle ha şey girebilir mesela ilk ona e, Paid In Full girebilir Eric B ve Rakim'in. E, ya mesela bir, mesela, o da şimdi mesela bir şey girmez mi? Durmuyor. Kronik ya da Doggy Style falan. Kronik bilmiyorum. Mesela Doggy Style kesinlikle girmez abi. Kronik de mesela ben <laughs> albüm olarak hiç dinlemiş. Doggy, Doggy neden style. girmez <laughs> lan? Doggy Style. Oğlum bilmiyorum. Ben ya, hakikaten mesela. Oğlum, çok Doggy efsane Star, albüm Cina o lan. Jinan Gius Doggy Style'da değil mi? Evet oğlum. Çok iyi. Efsane evet. albüm var. Jinan yani. Gius'tan başka bir şarkı daha sayamayabilirim orada. Ay MF Doom. Ee, e, a, evet mesela şey. E, Mad Villain'i de girer hocam. Bir şey diyeceğim lan. İnan, oğlum saçmalama. Doggy Style'dan en az 3 şarkı çalar söylersin. Öyle mi? Evet evet. Söyler miyim? Evet evet. Bak Aklım ben, ben, ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Ee, Gin 1. Ee, tamam. La Di Da Di. Bunu biliyor musun? La Hayır. La Di Da Di. She Wants The Party. Biliyor musun? Hayır. <laughs> Okey. Peki Murder Was The Case? Murder Was The Case That They Blame <laughs> Me? Hayır. Emin değilim. Dinlemem lazım yani. Şu an şu an tanıdık gelmiyor. Şu serial hatta albümün Serial Killer'ı bilirsin artık. Serial Killer. Serial Killer bu San Andreas'ta vardı bu. Ee, öyle mi? San Andreas'ta evet. And Juice vardı. Ee, şeyde Serial Killer da vardı. Ain't no fun peki? Ain't no fun. If my homies can have none. Yok. Okey. sen yok. sende yokmuş kanka ben bende yok abi aynen. Okey. Okey ya enteresan. Yani şey falan da Biggie Tupac falan da yok yani. Yok yok bende onlar yok zaten. Tamam ee... bak bende de çok old school yok. de sayacağım. Ee, Say abi. Dead Grips ex-military. Sende büyük ihtimalle Dead Grips tamam. hiç yok. Ee, hiç yok aynen. Ilmatik Nas. My Tamam Beautiful, my. Evet My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E 4'te at long last asap. At long last asap. Bence muhteşem bir albüm E 5'te de abi şey var. Bir dakika X-Military My Beautiful Dark Twisted Fantasy Illmatic 3 At Long Last asap 4 Young Lean Unknown Dead 5. Geri kalan şey diye devam ediyor Good Kid Mad City işte Ready to Die Biggie'dan işte Doggy Style Chronic falan diye gidiyor. E ASAP İyi mi lan? Çok iyi. Tamam. Yani, ben şüpheleniyorum A$AP Rocky'nin iyi olduğundan da oturup götümü kırıp dinlemedim hiç daha. Travis Scott'tan iyi. Yani o aynı aynı dönemin rapçileri olduğu için ben insanların neden Hı -hı. Oğlum ben nefret ediyorum lan Travis Scott'tan. Yani böyle çok şey bir herif. Mesela Travis Scott'ın yanında A$AP Rocky çok daha şey bir çocuk kalıyor. Daha yetenekli ve daha humble bir çocuk kalıyor yani. E Travis Scott Hı -hı. tam bir orospu çocuğu. Lil Wayne de neredesin abi? Ne bileyim lan? Lil Wayne değil mi? Bir, bir Lil yerde ekmek gibi bir şey ama bakayım. Yani, yani ekmekle ilgili kanaatini sormuş gibi oldum şu an ben sana. Hayır, hayır. Yani Lil Wayne de <laughs> bir yerde olmamız gerekiyor mu mesela hani ciddi alıyor muyuz Lil Wayne'i? Ee, ben çok şey T -Pain buldum. gibi bir şey Bence... değil mi? Yok. Bu arada yok. Hayır asla değil de. Yani T-Pain'de ben yani şöyle T-Pain dediğin karakter T-Pain yani şarkıları fit giren adam. Hani falan gibi değil. Lil hmm. Wayne mesela ben baştan sona albümünü dinlemiştim var mesela dinlerdim. Ta the Carter The tabi, dur Carter dur lan. Dur aman koyayım. Dur saçmalama tabii ki ya. Çok ayıp ettim. The Carter hey albümü. Evet Carter. Evet evet. Aynen. Evet evet. Evet tabii da ki abi. Carter 3. Evet The Carter 3. Aa tabii canım. Aynen. Varım var Lil ee, o... T-Pain'le karıştırdım o, ben e... T-Pain'le. The Carter 3'ten sonra mı? e, nerede hatırlamıyorum da bir tane Rebirth diye bir albüm yaptı. bayağı da rock yaptı abi o albümünde. O albümde Drop the World diye Eminem yaptığı bir şarkı var. Mesela ben onu çok, da iyi çok iyi şarkı. Severim. Hakeza, Drop the World. Evet. Çok iyi şarkı. Drop the World'dan sonra o da iade ziyaret olarak Eminem'e Recovery'e No Love'a gitti. O da çok iyi şarkı. Evet. Mesela çok sevdim. Evet, evet, evet. Dil, dil... Lil Wayne feat girince ben şey oluyorum. Tamam hani, okey lan en azından bir iyi verse duyacağız falan anladın mı? Çünkü Lil Wayne her zaman hiç boş geçmez gibi geliyor bana Oğlum yani. nasıl kronik yok lan? kronik ee, yok. Ben bu arada bir tane Dr. alacak olsam 2001'i alırım kronikten ziyade. O da olur. Kronik de olurdu. 2001 de olurdu ama bilmem yani o konular o kadar abi şöyle bir şey biliyor musun? Bunlar şimdi bizim şahsi sevdiğimiz gibi bir liste konuşuyoruz ya. Ha. Yani biz senle mesela otursak siteye content diye şahsi fikirlerimizi değil. Gelmiş gelmiş en iyi diye bir biz hani görün geri zekalı Rolling Stones ya mesela. E, en iyi rap albümleri diye bir liste ha. yapıyoruz ve diyoruz ki abi kültürel impact olarak hani işte satış olarak 2001'i mi koyarsın? Sektöre verdiği katkı olarak bir liste yapalım diye duygusal görüşlerimizden şey yapsak kroniki de tepeye koyarım 2001'i de koyarım kroniki daha üste koyarım çünkü kronik bir de gangster rap'e funk, G funk'a falan yön vermiş falan. Tabii yok zaten eser. şey öyle bir şey olsa şey falan da koymamız gerekir. Ee, ne darlar? Neydi adı? NWA'yı falan da koymamız gerekir öyle bir şey olsa. Tabii. Strayler'a da koymamız Bu gerekir. bu kişisel olarak Kesinlikle. sevdiğimiz albümler bizim. Yani Aynen. Ta bu Aynen. Kişisel olarak yani. işte Mesela Kronik'i ben çok dinlemişimdir Kronik albümünden parçaları. 2001'den zaten kaçamıyorsun yani. Her yerde hala çok çalan bir albüm. Bir sürü parçası çok popüler. Bir sürü ezbere biliyorumdur falan. Ama işte şey oluyor ya bazı albümlerle imprint ediyorsun. Yani bir anısı var o albüm. Hayatında bir yerde karşılaşmış. İşte bir atıyorum bir birkaç ay çok sıkıntılı yaptığım yaptığın bir işe gidip gelirken dinlemişsin. Ya da yeni taşındığın bir şehirde dinlemişsin. Bir kızdan ayrılırken dinlemişsin falan. Hani bazı yerler imprint ediyor ya hani bu saydığım albümler benim hayatımda bir noktada bir yere imprint etmiş hani ben orada izi kalmıyor yani hatırlayınca o dönemi de hatırlıyorum İlk dinlediğim ya da beşinci dinlediğim ya da işte sonra yıllar sonra bir daha dinlediğim bir sürü anısı var kronik öyle değil 2001 de öyle değil onlar sadece çok iyi albüm olduğunu bildiğim albümler yani o şahsi deneyimle şey gibi mi şey. onlar çok fan Mesela... fan şarkılar ve fan albümler hani dogistan'da da biraz öyle bir durum var galiba hani şey gibi ee... ne derler ne bileyim aşırı ne bileyim Doggy Style'la imprint etmen bir tık zor gibi. Ya da 2001 ya da yani, Kronik'le. Şey edebilirsin abi etse ne dersin mesela e, nostaljiden. Yani, albüm olarak değil de yo 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 mutlu bir dönemindedir mesela anladın mı? Çok da hobbidi bir dönemindedir. Abi ne güzel o yaz bütün arkadaşlar kaynatıyorduk. Bütün hep o albüm albümünü arka planda Kopi kopi kopuyorduk falan ne bileyim. Yani çünkü bazen mesela bazı, ben bazı pop şarkılarında mesela eee şey David Guetta hatta albüm olarak vereyim abi. David Guetta'nın içinde Titanium bulunan albüm. Nothing But The Beats olması lazım ismi şimdi. Teyit edemedim. Üşendim. E, o albümünü ben çok dinledim abi bir yaz. O hangi yaz biliyor musun Sizin o Erenköy'deki e, saunalı eve taşındığınız yaz. Evet. E, i̇lk yaz yani o evde geçirdiniz. Ben Ankara'dan gelmişim. E, o yaz David Guetta'nın o albümü çıkmış. Çok dinliyoruz onu. Herkes de çok çalıyor her yerde Mesela ben albümü dinleyeyim şu an. O albümü dinleyince benim o Erenköy'de oturmalarımız... İşte anladın mı o vakit geçirmelerimiz falan gelir aklıma. O, e, o öyle bir şey var, imprinti var yani albümün. Yani sağda solda böyle çok aşırı beğendiğim bir albüm diye anlatmam. Ama arada mesela dönüyorum o albüme. Ulan falan alıyorum, nostalji olurum, devam ediyorum falan yani. Evet, öyle işte imprint öyle garip bir şey. Yani i̇lla şey olması gerekmiyor da denk gelmesi gerekiyor sana. Bende David Guetta hiç yok. Bende var ya bir ara vardı. Bana evet, bana şimdi yok ama. Bana David Guetta hoş geldin. Bana David Guetta şey gibi geliyordu biraz. Ee, ne derler? O dönemler ben böyle çok serttim o tarz şeylerle ilgili. Ya işte bunlar keş müziğidir falan gibi geliyordu bana yani. Yani David Guetta e keş müziğinden önce bir 46 durak falan var yani David Guetta keş Evet bu arada arasında. evet bu arada da hani böyle şey gibi bakamıyordum. Entelektüel bir anlamda bakamıyordum David Guetta'nın e hmm. müziğine. Yok bakamazsın zaten. Evet şimdi dönüp baksan bakabilir misin bilmiyorum. Şap bir dans müziği canım yani. Bir Değil şey mi yani öyledir. Ama ee, şey tabii gibi, tabii. Şey, ama mesela şey de şap bir dans müziği aslında. Ee, şey. E, ne? Oha. Suat Anıl Uygun hoş geldin. Siktir. Around kimi, the kimi world, the... Daft Punk. Daft Punk. Ay sikeyim gerçekten. Evet. Mesela Daft Punk orada çok ilginç bir şey yakalamadı mı ya? Hani hem böyle entelektüel açıdan değerlendirebiliyorsun... ...hem dönem hmm. açıp kapatan bir noktadan değerlendirebiliyorsun... ...hem de böyle hmm. sikko dans müziği açısından değerlendirebiliyorsun. Yani abi şöyle bence sikko dans müziği olan şeylerde... bile o kadar çok güzel funk ve disco etkileri var ki... ...zaten çok kaliteli bir müzik altyapısından besleniyor. Ama Daft Punk bir yere kadar bir şeydi. Benim kafamda mesela eğer Random Access Memories yapmamış olsalar Daft Punk... Ha evet lan 2000'lerin başına Daft Punk'ı kopuyorduk. Yapma bunu Harder koyayım. Harder, Better, Faster, Stronger. Öyle bir şey değil Yok, bu. Yok kanka bak yemin ediyorum. Yok yemin ediyorum sana. Yani Harder, Better, Faster, Stronger ne kadar iyi şarkı. Teknolojik ha 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 hatırlıyor musun? Öyle el parmaklar oynuyordu falan. Discovery böyle, albümünü böyle çöpe atıyorsun şu anda yani öyle mi? Abi ben çöpe atmıyorum. Az bir şey de demiyorum. Yani yine ama Random Access Memories'le hak ettikleri şey başka bir şey. Çünkü Random Access Memories başyapıt abi. Hiç katılmıyorum buna. Random Access Memories Lan ne, başı bıt oldun ama. Abi ben ben bir şey diyeceğim. Unpopular opinion belki hmm. de bilmiyorum ama. Ee, ben Random Access Memories'i o kadar da sevmiyorum. Discovery'i daha çok seviyorum ben. Okay. Yani ben bana mesela ba bana bilmiyorum yani draft bankın Random Access Memories'le sevilmesi sacrilege gibi geliyor yani. Günah gibi geliyor. Ee, abi şimdi ben şeyi bir düzelteyim. Şimdi muhabbet oraya girmeden önce. Random Access Memories'e Daft Punk popüler oldu diye bir şey yok. Bence ekstra popülarite kazanmadılar. Ee, Ama sürekli bak böyle bir ex... şey görüyorum. Sen hiç da bunu. Ne zaman da bak chatte falan da yazan oldu. E, ne zaman Daft Punk konuşulsa abi random abi Giorgio Moroder falan deniyor yani. Ben biraz ayar oluyorum bu muhabbete. Tamam. Bence Random Access Memories böyle Beethoven'ın 5. Senfonisi falan gibi bir şey. Yani baya e, inanılmaz bir iş. Yani inanılmaz bir müzikal bir yozut. Yani bence ya, de çok yani güzel. Şeyinden. Bence de çok güzel. Ama yani Discovery bence çok daha önemli e, diskografisinden Daft Punk'ın. Hı. Hmm. Yani işte evet abi bu fikir ayrılıkları bence olabilir bu konularda. Peki kanka, ben Tron Legacy'ye Tron Legacy'ye Daft Punk'a albüm yaptırmaları nasıl bir taşaktır? Bence Daft Punk istemese yapmaz da. Ben Daft Punk herhangi bir şey istemese yapacağını zannetmiyorum ya. Yani. Aynen öyle bu arada. Aynen öyle. Yani e, ben... ama Tron Legacy de bence e, o kadar Daft Punk albümü hak eden bir film değil. Eğlenceli filmdir. Yok. Ama yani e, hmm. ne bileyim hani şeyden gelen tarihi bir tarafı da var. Hani böyle ilk e, aman abi bilgisayar dünyalarında geziyoruz tarzı e ee, ne bileyim işte motion graphics ya da CGI kullanan ilk filmlerden olmasından olma, olmasının getirdiği bir kültürel bir impact da var. Öte yandan şey gibi oluyorum yani ben. Ne bileyim. Yani Daft Punk albüm yapılacak filmde değil legası yani. İlk Tron'u demiyorum. İlk Tron bence şaheser de. Bence zaten Daft Punk da senin gibi Tron'la ilgili senin gibi düşündüğü için girmiş o topa. Evet ama öyle çıkan iş öyle değil bence yani. Tabii. Peki Tabii. şeyde var mısın? Ee, Justice da var mısın? Neydi? Justice. Justice ne ya? Okay, bilmiyorum, yokum A demek ki. Afex Tebinde var mısın? Yok abi, Afex Tebinde çok yokum açıkçası. Yani e, o, o dünyalara gireceksek temelden söyleyeyim yani ben benim e, e, yani IDM deniyor ya genelde o dünyaya. Yani ben de He. daha mastürbatif elektronik müzikler yani artık hani sanatçı sanat sanat için yapılan sanat elektronik müziklerinde... Ama bir dönem bir dönem çok popülerdi lan bu janra. tabi Tabii ki yani çünkü evet hala da bir yerlerde çok popülerdir bu arada Literally e, ee, intelligence kadın, dance müzik amına koyayım. internet dans müzik diye bir şey illa buralarda bir yerde olacaksam Spongle'dayım onda da böyle aman Allah yokum da yani Spongle'da da Spongle. IDM, Bir tane albüm var orada varım. Chipongle IDM değil lan. Chipongle şey. Ee, say Trans. say Trans mı? Say Trans asla değil. Ee, İlk ]'dir. örneklerinden yani olabilir bak, mi say okay. Trans'ın Yok 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 yok. A -a. Yani şöyle ben Chipongle'ın diskografisine hakim değilim. Biri çıkıp bana derse ki Chipongle'ın abi tarihini çıkarttığı şu plaktaki ikinci şarkısı Ben eskiden çok trans'de. dinlerdim de hiç hatırlamıyorum. Side trans e, ben abi tamam o trans tamam aynen idiyan tansal aralarında tartışmaya başlasak asla bir gidemeyeceğimiz dipsiz çukur olduğunu bilincilere söylüyorum benim ben çok yani side trans ile arkadaşım olduğu için makinalı tüfek ritim olmayan hiçbir şey side trans denmediğini side trans püritanlarından öğrendim yani <laughs> falan tercihen bu bir Hint mantrası okurlarsa ne güzel daha da bir side trance oluyor falan anladın mı? Hani ekstra. ekstra. Psychedelic elektronik de yani. şu, Pongla bro. Ha okey. IDM'den IDM diye dendiğinde okudum. I don't know. Ya Hı deniyordur Abi sonuç şey olarak bir... ama şu IDM, an... IDM şemsiye terimi şey gibi yani böyle e, seni evet. normalde böyle moron bir şekilde müziğin sadece müzik diye değil de seni düşündürecek maceralara çıkartılacak evet. elektronik müziklere intelligence dance müzik deniyor yani. Evet A.K.A ee, AK, AK, farklı... uyuşturucu müziği amına koyayım bu arada yani. Şey yapmayalım. Ee... Havuzun çevresinde gezmeyelim yani. Ee, evet ben onu o muhabbete çok şey bulmuyorum. Ee, o açıkçası... müziği icra eden insanlar yani... da bu zaten bunu sevmiyor. bu Bunun böyle denmesini. Evet. Bunu neden dedendiğini anlıyorum abi. Çünkü yani günün sonunda evet yani bu, bu, bu tip müziklerin yapıldığı yani münhasır olarak bu tip müziklerin yapıldığı festivallere gidiyorsun ve etrafında altı kişiye bakıyorsun. illaki ki en az 4'ü bir şey etkisi altında oluyor. Tabii ki anlıyorum ama ben hani bir müzikten keyif almak için bir madde kullanmak gerekiyormuş. Ya, ben emin değilim ya bence yani yeterince komite dersen her şeyden keyif alabilirsin istediğin şekilde ee, bence ee, bence da... bence Neşet Ertaş'ın acem kızı albümünden keyif almak için biraz rakı içmek gerekiyor lan yok mesela bak mesela şöyle abi e... daha da keyif aldırıyorsun başka yani başka bir yere çekiyorsundur başka bir şey yapıyorsundur ama bence her şeyden ayık da keyif almayı öğrenmek de önemli bir yetenek. Yani Neşet Ertaş'ın da verdiği hissiyat, ...Neşet Ertaş da bence e, o hissiyatı ayık kafalarda çalışacak kadar verebilecek usta bir sanatçı. Bize artık şey, chat, yani programın şey noktasına geldik fark ettim mi? Chat'i takip ediyoruz biliyorum. E, bize sahneye jeton atıyorlar. Bir takım gruplar yazılıyor sadece chatte şu an. Bunu da konuşur musunuz? Bunu da konuşur musunuz? Bunu da konuşun diye bir böyle peçeteleri topladıysan istek parça gibi okuyalım istersen mesela e, böyle, Abi ben şey gruplar söyleniyor ben şeye, şey Ben şey çok şey çok güldüm orada. Ee, şey demiş eleman. Orhan Türker e, Crystal Castles, Gorillas. Daha sonra film önerseniz. Evet. <laughs> <laughs> hani böyle şey, şey, gibi. Şimdi kasetleri nereden alıyorsun diye şu hani ortamda random sorular soran adam gibi böyle. gorillas Crystal Kisses. Evet. Bu arada film önersenize falan gibi. Abi Gorillaz... Air Dinleyin yazmış bir de ara bir Air, Air çok severim. Şey Gorillaz... Gorillaz bence şey level'ında iş yapıyor. Daft Punk level'ında iş yapan bir grup. Hı hmm. ee, Evet. Ve bu arada grup değil ha bir tane adam. Ya burada evet, Damon Albarn buna koyayım de? Damon Albarn yani. yani evet. Ama grup da grup ya yani. Evet. Abi yok. E, ben, ben Damon Albarn Damon Albarn olarak kafamda yok gorillas yani. Evet evet. Bende de yok. Bu arada bu da zaten Damon Albarn'ın başka bir başarısı. Evet muhteşem ee, bir şey lan bence gorillas o açıdan. Evet evet. Grup grup gibi geliyor sana adam ama yani. Abi abi şey çok e, komik bir de ya. E, David Albarn zaten başarılı bir müzisyendi. Evet. Şu an ondan sonra ikinci, Alt ikinci şart. grubuyla öyle bir başarılı oldu ki birinci grubu başarılı değilmiş gibi gözüküyor. Ama Blur da çok büyük bir gruptu abi. Evet. Yani 90'larda çok 90'ların en büyük en imza gruplarından biriydi Blur. Şimdi Blur hiçbir şeymiş gibi kaldı Gorillaz'ın yanında. Yani şey Albarn'ın eski çıraklık dönemi falan gibi kaldı. Gorillaz ilk çıktığında zaten çok uzun süre kimse Damon Albarn olduğunu bilmiyordu onun. Yani tabi tabii çok bun... meraklısı biliyordu yani aynen. Yani Gorillaz bunlar hakikaten grup falan değil. Oğlum hala albüm yapıyormuş lan Gorillaz. Oha. Hmm. Bu arada Damon Albarn Blur'e döndü. Blur'la de bir albüm yaptı yakınlarda. Geçen hmm. sene mi ne? Hacı Gorillaz'dan hmm. ne diyorsun ya? Albüm en sevdiğin albüm? Hmm. Abi şey ya, Plastic Beach. Öyle mi ya? Hı. Hmm. Plastik beach gerçekten öyle bir etkisi var galiba insanlar üzerinde. Yani ben de çok severim plastik beach'i de. Ee, bence şey, gerçi evet şeyde çok güzel şarkılar var plastik beach'te. Bak şimdi bakıyorum da hmm. e, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes. Tabii. Ee, tabii Rhinestone Eyes. Tabii. Hani o tarz güzel şarkıları var baya Ben Demon Days'i de seviyorum. İlk Gorillaz Demon albümün... Days, i̇lk Gorillaz OG Gorillaz albümünü de seviyorum. Ee, ama en Aynen. sevdiğin en sevdiğin gorillas şarkısı nedir diye sorsan klasik bir şekilde Clint Eastwood diyeceğim yani. Tabi. Clint Eastwood'u da koyarım ben oraya. Ee, Rhinestone Eyes'ı da koyarım. Welcome to the Plastic Beach'i de koyuyorum anlamsız bir şekilde. Stylo'yu koyarım. Feel Good Ink'i koymazsak ayıp. Dare. Tabii ki. Yani, e, yok ben, ben dinledim çok, ya. Bu çok arada. acayip bir iş gorillaz hakikaten. Golaz acayipmiş. Ben şeyi dinledim galiba. Bunların bir tane robot kızdan sonra kızın büyümüş hali geliyor falan. O acaba Humans hmm. albümü mü? Galiba Humans albümünü ben dinledim. Ee, en son 2023'te albüm çıkarmışlar. Cracker Island diye. Vay anasını satayım ya. Bunu, bunu izlemedim. Hoş geldin Vico. Burada bayağı Tired, hmm. Inf Tired Influencer diye bir şarkıları var. Çok merak ettim şimdi bunu. <laughs> Çok iyi. İnanılmaz. Yani ne? şey diyecektim. E, ne derler? Tame Impala deniyor. Tame Impala seviyor musun kanka? Ben Severim seviyorum. birkaç şarkısını abi. Ben bir tek bir şarkısını biliyorum. O da şey. E, It feels like an animal. Like I only go back. Ay. Baby. Abi evet. benim bir tane ev arkadaşım vardı. Allah belasını. Hmm. Yani her sabah o şarkıyı açıyordu ya. Her sabah feel, her sabah şey uyanıyordum. Moralim o kadar bozuluyordu ki yani 30 gün boyunca abartmıyorum. Yani bu şekilde uyanmışımdır aralıksız. It feels hmm. like, it feels it feels it feels like yeah. ya yani böyle en son şey demiştim. Yeter ananı sikeyim. Yeter. Her sabah aynı şarkıyı nasıl dinliyorsun? Böyle bir şeyin var mı senin? Her sabah aynı şarkıyı dinlediğin bir dönemin oldu mu senin ya? yok her sabah değil abi yani şey gibi dönemlerim oluyor mesela bir şarkıya çok takıyorum o şarkıyı çok dinliyorum o sıra o herkes döndüre evet. döndüre yani Ama her sabah aynı şarkı diye bir şey olmaz yani ben mesela şeyden de çok erken döndüm ararımlarımı şarkı yapmamalıyımı çok erken keşfetip döndüm yani hemen oradan çünkü o çekilmiyor o şarkıyı öldürüyorsun yani bir noktadan sonra ama yok bazı şarkıları takıyorum mesela şu sıra şeyi çok dinliyorum Fleetwood Mac'ten The Chain Niye bilmiyorum. Sardım yani. Ee, şu saat çok açıyorum, çok şey yapıyorum falan. Fleet, yani Fleet. Spotify'dan radyosunu açıyorum. O ben çok seviyorum ya o eranın e, şeylerini, o eranın böyle Fleetwood hmm. Mac falan gibi gruplarını. Tam böyle en tatlı. Tat, çok tatlı bir era yani o. Evet abi 60'lar 70'ler e, hakikaten müzik olarak yani 60'lar 70'ler Batı'da sanatın çok coştuğu bir altın çağı gibi artık gözüküyor ilgiye gözü gözüme yani sinemasından müziğine, edebiyatından e, radyosuna kadar yani bir sürü yarı yani televizyonuna kadar falan çok ilginç yani şey işler öğretmiş. Bu arada bu o Fleetwood Mac'in o albümü random bir şekilde listelere falan girdi abi. Rumors albümü. Mi? Millet bir o albümü tekrar baştan keşfediyor şu an. Çok ilginç oldu yani. Öyle ee, çeşitli şeylerden çok dolaşıma giren böyle TikTok videolarından falan böyle çok dolaşıma giren evet. şarkılar oluyor. Remixlerinden bilmem nelerinden falan. Ha bunun Aynen. şeyi buymuş falan diye. Ee, şey mesela. Evet abi bu arada TikTok'tan da değil sırf şeyden de oluyor. Mesela geçen yaz değil ondan önceki yaz ee, Running Up That Hill bir yere mesela tekrar şeyde kullanıldı. Ee, kullanılmış anladığım kadarıyla. Ya ben Bütün evet, yaz, evet abi. O çaldı her yerde. Abi evet evet evet. Ben o dizideki o sahne yüzünden ben de şey versiyona düşmüştüm. E, ee, plasebo, placebo. Placebo versiyona düşmüştüm. Hatta abi. ondan sonra tekrar bir plasebo'yu şey yaptım. Aynen. Sıradan Ayrısını geçirdim. yaptım abi. Ve, ve şey dedim yani vay amana koyayım ne kadar güzel bir grupmuş plasebo falan oldum yani hani muhteşemmiş. Aynısı oldu abi aynısı oldu Placebo... E, döndüm. E, en, iyi, en sevdiğim ...Placebo şarkıları diye bir liste çıkarttım. Neden o, dinlemiyormuşum? Bunca yıllardır tekrardan falan oldum yani plasebo ile ilgili. Evet. Ya Placebo iyiymiş abi ya. Gerçekten Hı. iyiymiş yani. Ben mesela ergenliğimde dinlediğim sonra dinlemediğim gruplara dönünce çok nadiren Vay wow, iyiymiş lan falan oluyorum. Genelde Tabii. yok tamam okey ergen bak, bir şeymiş falan oluyorum ama placebo iyiymiş yani. Bak şey dinledim yani en son herhalde böyle ergenliğimde falan dinlemişimdir. Without you I'm nothing açtım mesela. Ee, şey falan oldum. Oha amına koyayım baya tank gibi hmm. çarpıyor bana şarkı şu anda falan oldum. Çok sert şarkıymış oğlum Without onun... you I'm Nothing. Niye öyle bir şarkı Tabii. yapmışlar amına koyayım ya? Ama öyle de zaten yani o e, onun David Bowie versiyonu da var mesela çok iyi. Of müthiş yani. düet yapıyor. Brian peki Yüccan. Peki <laughs> popüler şarkı Hikcan. dinleyememe bir bende yok değil mi demiş. Nefes almadan 31 isimli arkadaşımız. Ne diyorsun abi bu? Bir sende yok abi. Evet. Ee, bir... bir sende yok. Evet evet. Yani popüler şarkı dinleyememe senin çok önemli bir kişisel özelliğin büyük ihtimalle. Çünkü geri kalan hepimiz Alizade dinliyoruz. Kalanımız. Ee, evet. Sabahtan akşama kadar. Boş boşal. Ben bölmüyüm. <laughs> evet evet sabahtan akşama <gülüyor> kadar <gülüyor> Şey dinliyoruz <laughs> Neydi lan amına koyayım Jack dinliyoruz Jack ya da neydi Sefo, <laughs> Jack, Bilo, Kro ben, uh... ben Simge dinliyorum Arda yüzbaşıoğlu hoş geldin 41 aydır Bizle berabermiş Ay bir tane çocuk var Çok popüler bu aralar ee... I want you ne ya? all night Sefo, all night, Sefo, Sefo mu Bilo mu Sefo mu Bilo mu ney Semi Cenk. Semi amına koyayım. Semi ya. Of hakikaten yani Semi Ben artık bilmiyorum ben takip edemiyorum hiç. Sürekli olarak şey Yok, gibi. siktir et. Yani evet evet takip edecek gibi değil. Bana ben hiç bilmiyorum abi. Cahil bir şey söylüyorum şu an. Ama doğru olduğunu inanıyorum. Cahil et bunu gerektirir. Semi Cenk Rain bir sonrakisi gibi geldi bana. Abi ona hepsi zaten şey gibi geliyor böyle. Rain Man orada şey gibi yapmış gibi. Abi evet işte bütün ee, inşaat işçisi kılıklı insanlar Türkiye'de <laughs> müzikte başarılı olabilir gibi falan. Hepsi aynı gibi geliyor. Böyle bayağı böyle, sanki böyle bayağı bildiğin e, Esenyurt'ta bir şey inşaatında hep beraber lahmacun yiyecek bir şeyimiz gibi tipler yani hepsi. Erdi küçük 43 aydır bizle beraber vallahi 4 ama, sene yaklaşıyoruz. Ama ya. they made it yani anladın mı? Hani they made it. Ee, they çalışır was... abi. Bir da popstar ikinci olmuştu yani çalışır. Tabii ki. Değmeydin. Aile deli gibi esme başım dönüyor. Nasredini verme ananın eline. Hiç böyle en son Olmaz. Türkiye'den dinlediğin ve böyle şey dediğin oldu mu? Aa abi işte iyiymiş falan dediğin bir şey oldu mu? Popçu mu? Popçu mu? Herhangi bir şey olabilir ya. Abi herhangi... Ben ya Türkçe rap dinliyorum zaten. Onu... Onu seviyorum yani. Mesela Lil Zey, Lil Zey'in e, farkına geçen yaz vardım ben ve bayağı beğendim. Mesela yeni çık, yeni buldum ben yani yeni yeni de çıkmış görece bu arada. Çok şarkısı da yok kızın. E, Defolu çok beğendim, çok dinledim mesela Defolu geçen yaz. Lil Zey, Lil Zey andrew Tate ya üzülerek söylüyorum ama. Valla mı? Evet. Yani evet. Abi. Ben bu arada baştan söyleyeyim yani e, şimdiden gelecekte de ben Lize'yi sevmeye devam ediyorum çünkü ben rapçilerimden düzgün karakter beklemiyorum ya. Öyle mi? Çünkü çok kötü abi ben tabii rapçilerden düzgün karakter beklersek biz dinleyemeyiz ki abi çünkü yani bir kere zaten e, sözlerin dikkat dinleyince olmayan bir tür ya bu çünkü ben seni şöyle siktim karını da böyle domalttım arabam da şöyle güzel her rapçinin <laughs> bir kere yaptığı bir şey yani. Anladın mı? Hani, hani şey olmasa, her şarkısında olmasa bile. Ya yani Kendrick Lamar mesela ne şiirler ne edebiyatlar yapıyorsun ama bir yandan diyor ki Eyfel Kolis kadar sikim olsa da bütün dünyayı önüme e domaltsam tabi abi. 48 saat. Bu arada hiç Weekend'den konuşmadık lan. Yani. O ben bak e, bir şey diyeceğim. Weekend e, benim yeni, hayatıma. Yeni, nesil, böyle Michael, mi yeni nesil Michael Jackson mıdır? Michael Jackson'dan daha iyi. Ben ee, SoundCloud döneminden beri çok dinliyorum ve şey gibi. Yani o zamanlar gerçekten de yakalamıştım ve popüler değildi. Ve şu anda geldiği yere baktığımda çok garip geliyor bana. Bana da öyle abi. Çünkü şu an dünyanın en popüler sanatçısı. Spotify'da en çok dinlenen sanatçı falan mesela bir kendi YouTube'da en çok dinlenen birisi. Bir Literally dinliyordum yani herifi. Evet. Benim hayatıma kulakları için nasıl Berkant Akarcı'nın fanboyluğuymuş. Evet, evet Berkant o zaman... Berkant çok, çok severdi. Yani, e, çok severdi. Çok düşükteyken çok sevmişti bu arada yani. Üç tane mixtape'i vardı e, Weekend'in. EXO falan diye bir e, şeyi vardı. Berkan tayinli, Exo hafta EXO diye kaydolmuştu sonu. falan. Aynen. <laughs> ben de onun üzerinden bu Berkan neyi övüyor diye girmiş bir tane mixtape'inden şeyi dinlemiştim abi. Onu hatırlıyorum. Yine SoundCloud'dan falan indirdiğimi hatırlıyorum. Dirty Diana cover'ı vardı. Orada mesela Oo. Michael Jackson'ın şey. Ee, yani Michael Jackson. Michael Jackson biri, dinlemediğim için. Mi falan. Michael Jackson dinlemediğim için 4 Dayları ondan dinliyorum. Hmm. Çok iyi bir cover bu arada zaten. O e, yüzden zaten. Şey yani. ama, işte, o yüzden zaten şey diyorlar ya. Yani Michael Jackson şarkılarına hakkını verebilen tek kişi Weekend falan gibi. Ses, sesi var çocuğun çünkü. E, evet sesi var kesinlikle. Ben ama Michael Jackson'dan bir üst kademe olduğunu düşünüyorum çünkü bestesi, kompozisyonu daha iyi. Yani çıkarttığı şarkılar çok daha derin ve böyle hakikaten şey şarkılar yani anladın mı? Yani daha e, duygusal bir yerden de e, bağlantı kurabileceğin şarkılar. Yani. E hakikaten çok çok acayip işler ben yapıyor. Ben şey adam. olayını ee, seviyorum ya. Memnunum ya ben pop pop dünyasında bir weekend olmasından dolayı. Şey olayı güzel. De Ennio Morricone yazıp soru Abi işareti Abi evet ya onu <laughs> bak aynı şeyler ben de onu şey yapacak <laughs> ama dedim muhabbetin ortasına sokmuyorum. <laughs> Peki ya bir şey diyeceğim bak bu bu şey muhabbeti değil midir şimdi insan böyle birileri popüler müzik şey yaparken birden bir bir şey diye gelir ya böyle. Ya işte ben de John Coltrane diyorum falan diye gelir ya caz <laughs> ya da işte şey diye gelirler. Ben sadece Hans, Hans Zimmer <laughs> diliyorum. falan gibi. <laughs> evet yani ay bu şey evet. Topaso şu an random bir şeyler söylüyor. Yani Ennio <laughs> Morricone yani Enio Moricon, <laughs> ya şöyle bir şey yok yani hani Ennio Morricone müzikleri dinliyoruz falan tabii ki ama film müzikleri daha farklı bir şey gibi. Yani Roger Waters falan ya da böyle. Ya ben sadece Roger Waters ya. ile ilgili çok güzel söylemiş falan gibi yani. Hani böyle ben, ben de yok yani bu arkadaşa şimdi şey yaptık gibi oldu da hani bu benim zamanında gençken çok gördüğüm bir davranış müzik konuşulan ortamlarda. Ee, mutlaka birisi böyle aşırı derecede sanat bir şey söyleyip konuya konuya sikini sokar falan böyle yani hani böyle ya arkadaşım? onu yapmaya Evet çalışmadı. o yapmaya çalışmadı da, onu yapmaya da bana çalıştı. yok bana bunu hatırlattı yani. Evet. Evet o ama onu yaptı bana şeyden çok komik geldi. Yani biz mesela weekend konuşurken Ennio Morricone yani böyle hakikaten istek parça atılıyor ya şu an. Mesela hani, weekend konuşurken bir anda Ennio Morricone ne abi peki? Ennio Morricone çok iyidir abi falan. Yani canım çok tatlı bir istek parçamı benim değil mi? ama <laughs> bizden de bu kadar canım benim. Ya ne, bu... Ne diyordun abi sen weekend weekend diyorduk. Ha. Ya şey ya e, ne derler? Ben sana şey belki bu burada bilmiyorum anlatmışımdır bin kere de. Ben sana Pink Floyd ve Oz Büyücüsü Çocuğun hikayesini anlatmış mıydım? Hmm. Anlattım değil mi? Biliyorsun. Ya, hatırlıyorum. Hat bir de anlat ama dinlemeyenler bilmeyenler vardı seyirciler. Ya yok işte böyle şey şey olmuştu. Kadıköy'de böyle bir tane arkadaşın evine gitmiştik falan. Çocuğu da çok tanımıyoruz hmm. yani. i̇şte müzik konuşuluyor. İşte rap falan konuşuluyor bilmem ne. Ne, ne zaman? 2000, 2013 falan belki yani 2013 2012 falan gibi bir şey. Böyle herkes böyle işte daha underrated falan çok bilinmeyen e, müziklerden bahsediyor. İnternet yok tabii ki yani. Neyse şey yaptı. Yani internet var da böyle şey bağlanmamış evine yeni taşınmışlar falan böyle ve ben de şey dedim ya işte keşke böyle internet olsa da YouTube olsa da falan açsak falan böyle gibi bir şey dedim. Çocuk da şey dedi abi dedi olur mu dedi bende dedi, dedi şeyler var dedi. Ee, bir external'da dedi full dedi müzikler var. Bak şimdi size ne yapacağım falan dedi. Böyle gitti e, Pink Floyd'un işte <laughs> Dark Side of the Moon'unu açtı. Onun üzerine de Oz büyücüsünü açtı. Abi bakın Oz büyücüsünü Dark Side of the Moon arkasına açınca işte bambaşka bir şey oluyor falan diye. Yani herkesin son 50 yıldır bildiği muhabbet amına koyayım yani. Onu şey yapıyor. <laughs> i̇zletiyor bize falan böyle şey de diyemedik çocuğa. Amına koyayım hani bunu bilmeyeni sikiyorlar artık hani nasıl falan. Şey gibi Radiohead'in e, 1.25'i gibi yani çok böyle şeydi. Bütün gece Oz Büyücüsü izlemek zorunda kalmıştı. Çocuk arada durdurup Pink Floyd trivia'ları falan veriyor böyle. Abi işte Roger Waters ve Sid Barrett'ın aslında kavga etme sebebi şöyle bir şey falan diye. Yani. Ama yani çok 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 tuhaftı. Evet abi ama o zamanlar bir şeyler işte e, kim ne kadar hala bu arada karşıma çıkıyor yani bazı şeyler ama internetten öğreniyorsun tabii ki. Ondan da daha az karşıma çıkıyor ama hala ara ara bir şeyleri ilk kendinin çok popüler şeyleri kendinin keşfettiğini düşünen insanlarla çok arada denk geliyorum. Ama eskiden bir de bilgi satmak heyecanlı bir şeydi. Şimdi artık kimse bilgi satmaktan da o kadar hani bir coşku hissetmiyor. Çünkü zaten her yerde o bilgi var bir yerden almışsındır falan diye düşünülüyor yani. Likkeli'yi hatırlıyor musun? I, I follow, I follow you, I, I, I follow you. Değil o mi? O, kız o kız. nasıl? o kız kayboldu gitti ha. Evet. Ya abi işte One Hit Wonder gibi herhalde, değil mi? Yani One Hit Wonder değil. Bence yani baya... değil ya yok ben dinliyorum Lick Geliği ve o Round Wonder Rhymes albümü falan baya iyi. Ama şey gibi böyle şey gibi oldular yani. O dönemlerde çok popüler. Ben bunu çok merak ediyorum. Bir dönemlerde aşırı derecede popüler olup patlayıp dinlenip daha sonra dinlenmeyen hmm. ya da yaptığı şeyler ilgi görmeyen insanlar ne düşünüyor ne hissediyor? Hani şey gibi oluyor mu acaba? Abi işte ulana hani yeni bir albüm yapayım da patlatayım falan. Ya sonra bir noktadan sonra şey mi yapıyorsun? Hmm. Ee, ya çünkü düzenli olarak yaptıkları her albüm olay olan insanlar var. Ee, mesela ne bileyim Taylor Tabii. Swift başarıyor bunu bir şekilde yani. Ee, ya da Beyoncé ya da mesela ya da Radiohead. Ya da Radiohead falan yani hani şey gibi bir noktalardan konuşacak olursak daha böyle e, herkesin dinlemediği radyoda herkesin dinlemeni sikiyorlar da yani Taylor Swift de günümüzde karşılaştığında o kadar dinlenmiyordur mesela. Kümünatif olarak belki daha fazladır. Kanye'nin ya da evet her albüm bir olay oluyor falan. Ama bir de böyle hani ya iyi de müzik yapıyorum. Neden dinlenmiyorum diyen çok insan var mesela. Hani çok underrated albümler var. Neden olmuyor acaba bazen? Çok merak ediyorum ben bunu. Tabi Agnes e, Obel vardı bunu... bir aralar. Agnes Obel vardı. Bunu ben eşime dostuma yıllardır anlatamıyorum yani bizim sektör yani bizim iş yaptığımız alanda da bu çok konuşulan bir şey oluyor her zaman bu video niye tutmadı bu niye olmadı. Abi başarı yani başarı yani bu sektör, yani bu şeylerde başarı kreatif işlerin karşılık bulması konusundaki başarının bir matematiği yok ve e, biz başarılı olduğumuzda kendimizi itiraf etmek istemiyoruz bunu o yüzden de kendimizi bir takım sıkışlar yapıyoruz ama çok ciddi bir bölümü kuştaşa çarptı ya. Yani e, o an orada ne, ne, oldu bilmiyorsun yani. Bir anda bir biri birine önerdi. Yani güzel iş oluyor tamam da her güzel işte seyrisini bulmuyor. Yani o bazen oluyor bazen olmuyor. Onu tam tutturamıyorsun. Bir de bir iş yapmak satmak da başka yetenekler. Bazı insanların kendi yaptıkları işleri satma yeteneği fazla. Bazı insanlar da kendi başkasının yaptığı işleri satma kapasitesi yüksek insanlarla çalışarak işlerini duyuruyorlar. Mesela Sigur Ross Ama. falan. Abi bak eee Bence herhangi bir enik yani noktada ben şeye çok sordum. Bütün tanıştığım müzisyen arkadaşlarımı şeyi çok sordum abi. Full on full böyle her yaptığın albüm olay her yaptığın şey takipçi getiriyor her seferin üstüne koyuyorsun sayısal olarak bir kariyer mi tercih edersin yoksa bir tane Somebody That I Used you to Know yaptın 3 milyar dinlendi her şeyde çıkıyor hala dinleniyor hala hatırlanıyor da işte, No you know, one in yaptın Kurk yıldır dinleniyor. Ee, ama bir daha başka hiçbir şarkının bilinmiyor. Bunu mu tercih edersin? Abi gerçekten bazı müzisyenler ikincisini tercih ediyor. Çünkü orada da şey gibi bir durum da var abi. Yani bir, bir takım mizaç bence onu da kovalıyordur. Yani e, al, tamam abi ben zaten bu, yeter yani. Mesela Samba Delilay Yüstü çocuk sadece Samba Delilay Yüstü sırtında gelip şu an İstanbul'a da konser verebilir. Muhtemelen Mozambik'te de konser verebilir. Ha 70 kişilik yerde konser verir. 150 kişilik yerde konser verir. Hani stadyum dolduramaz da. Ama gelir yani anladın mı? Dünyanın her yerine isterse turneye çıkabilir. Kor konser verebilir. Ee, yarın bir gün bunu bir, bir, programa çağırabilirler. Bir tane live programda bir şey yapabilirler falan anladın Böyle Bak YouTube mesela çağırır bir şey. Bana şey çok enteresan geliyor lan. Ee, Sagopa şey gibi yaptı kendisine. Bu işte ateist döneminde Yeniden böyle bir e, aşırı derecede şu anda bence adam prime'ını yaşıyor gibi oldu anladın mı? Ee, hem hı hı. böyle hem gençlerde çok sevdi tekrardan hem meme gibi yapt, oldu böyle sagolamak falan diye bir şey geldi. Hem böyle millet eski şarkılarını falan yeni şarkılarıyla beraber dinliyor. Hem konserleri full satıyor falan. Cez abi sik yapmıyor mesela. fit atıyor sadece. Millete şey yapıyor. Milletin yanına fit veriyor falan. Sagopa takır takır iş yapmaya devam ediyor. Mesela buradaki şey nedir acaba buradaki fark nedir yani hani? Ceza da yeni bir albüm yapsa okey gibi. Bilmem abi istemiyordur adam yani. İşte bir yerden Doymuştum. sonra bence bir yerden sonra bence duyuyorsun. Yani şey gibi oluyor. Tabii, tabii. Ee, ne derler? Bir yerden sonra şeye bağlıyor bence konu. Ya işte yeni bir tane şu da var. Yeni bir tane yaparsam yeni bir albüm yaparsam ne bileyim Rapstar kadar popüler olmayacak. O yüzden girmeyeyim diye bir blok da oluyor bence yani. Abi bence o güzel bir refleks çünkü mesela Eminem o refleksi hissettikten sonra bir hmm. albüm daha yaptı. Tutmadı. Evet, sonra evet. o albümü tut o albüme kızanlara bir kızdığı bir albüm yaptı ve Eminem, bir daha yapmadı mesela Eminem bir şey. Eminem Marshall Mathers LP 2'den sonra durmalıydı gibi. Durmalıydı. Aynen. Marshall Mathers LP 2'den sonra durmalıydı. Yani kesin Music to Be Murdered by'da bir şey değil yani. O da Abi bir de oradaki bir imajı da bir garip ya. Yani o falan falan. Fedora falan Fedora, bunu, Fedora o, ve sakal. Tecavüz evet. Yani iyi değil. Fedora değil de o şey e, tam solcu şapkası. Bernacığım hoş geldin. E, evet evet yani o Che Guevara şapkası ve e, tecavüzcü sakalıyla hiç iyi değil. E, Birisi Eminem'e işte, durumu... sakal olayı nereden çıktı Eminem'e? Birisi sen kösersin falan mı dedi Eminem'e? Orada içilemişti mi? İçerlemiş durumu. Allah kahretsin. Ama ben öyle, değilim. öyle gibi bir yerden sonra şey gibi yaptı kendini. Benim de sakalım çıkıyor diye bir sakal çıkartmaya başladı ve Hala şey gibi duruyor yani. Çok güçlü bir sakal değil gibi duruyor. Yok kanka hala sakalı çıkmayan bir insan sakalı. Yani, yani evet. Yani ben Eminem oraya bak yemin ediyorum biz Eminem'le aynı anda tıraş olsak ben şu anki Eminem'in geldiği yere ben 3 günde gelirim. Eminem bence bence 6 ayda gelir yavaş yavaş. Abi evet. Toplaya yani, toplaya gelir yani. Yani orada bir tık şey gibi implant gibi duruyor gerçekten. Bence ektirmiş lan o. Hmm. Sakal. Çünkü bir daha da şey gibi olmadı hmm. ya. Artık hep sakallı falan. Sakalsız takılmıyor yani. Evet. Artık bir yaşa geldim ve yani bir yaşa gelmiş erkeklerin sakalı olmalı diye mi düşündü acaba? Evet evet. Eminem spagetti işine girdi onu biliyor musun? Yok. Abi Twitter'da deli gibi şey puşluyor. Bir tane restoranı var Mam Spagetti diye. Ee, hmm. Bir de şeyi var konserve salça satıyor. Mam Spagetti salçası. Ve e, olayda şey klasik anne makarnası. Böyle bir e, reklam işi var. Sürekli Twitter'da onu puşluyor. Okey. NFT falan Hakikaten puşluyor. De bu... Evet abi işte emekli oldu adam artık yani. Ya ama sen eminemsin oğlum ya. Ben şeyi anlamıyorum. Mesela Snoop Dogg böyle sürekli sik sik şeylerde reklamlarda oynuyor ya. Bunlar kamera mı para hmm. koymuyor? Nedir yani bu durum? Hani Snoop Dogg parasal sıkıntısı varmış gibi hissettiriyor. Mesela çakma şey yapıyor abi. Çakma reklam vermiş mesela adam anladın mı? Ee, Martha Stewart çakmağın başında şeyde bir tane Big Çakmak reklamına oynamış marketlerde göstermişlerdi. Ha. İşte Martha Stewart şey diyor çakmakla ilgili good for cooking and other things falan diye arkada Snoop Dogg'un kartonet resim var yani. Ne alaka oğlum yani hani. Hmm. Yusuf hoş geldin 41. ayında. 41 ay. Yani mam spagetti neden pushluyorsun Eminem ya da niye NFT pushluyorsun Para kenara koymadınız mı? Kanka... Nasıl koymamış olabilirsiniz ya? Yok yok ben bu kenara yok yok kenara koymamıştık da alakası yok kanka. Şöyle düşün bence şöyle bir şey o. Ee, sen evde oturuyorsun. Ben Eminem'in ki de Eminem'in spagetti bence o bir komik proje. Ama mesela Snoop Dogg'un ki ben çok iyi anlıyorum. Evde oturuyorsun ve diyelim ki abi 4 malikanen iki tane yatın 15 tane e, portfolyon orada işte bilmem ne sepetin şurada kripto şeyin bir sürü yatırımın var torunlarına yedirmişsin arabaların yatların katların çok okeysin çilsin ama evde oturuyorsun menajerin arıyor diyor ki Snoopjum diyor ya bir tane bir marka varmış E 20 dakika gideceksin reklam çekimi tamam 400 bin dolar vereceklermiş ben giderim lan. Öyle mi oluyordur diyorsun? Ne yapıyorum ki? Öyle oluyordur abi düşünsene sen gitmez misin ya? 20 dakika çekim yapacaksın. 1 saat çekim yapacaksın. Şu kadar para diyorlar. Niye gitmeyin? Yani şey değilse dolandırıcı it kopuk değilse marka. Yani pik şeyi pik çakma reklamı abi şu kadar para vermişler Gideyim yani on, kaç dakika sürmüştür abi Snoop Dogg'un hayatından kaç dakika kalmıştır o fotoğraf çekimi. Ne <laughs> öyle diyorsun. Gidip zaten fotoğraf çektirmiştir dönmüştür daha sonra. Dönmüştür evine aynen. Aynen <laughs> yani. yani. Vermişler dedi birkaç <laughs> para. Arda Kalper hoş geldin. Peki evet abi Snoop Dogg'un en son ben cigarayı bırakıyorum diye video koyup ee... bunun, bunun daha sonra dumansız mangal reklamı çıkmasına ne diyorsun peki buna? Evet abi ya. Onu da işte abi onun da şeyi yapmıştır. Onun da ayrı bir işini vardır. Abi seni reklamda oynatacağız. Tamam abi. Ee, bir saatim şu kadar para. Abi reklamın şeyi bu. ha ama onu da diyeceksiniz şu kadar daha da para. Onu da dirtireceksiniz bana. Bence <laughs> artık Snoop Dogg öyle çalışıyordur yani. Yani o saatte evet bir de evet şey gibi olmuş. O e, dumansız mangallar hiç tutmamış. Bayağı bildiğin hmm. satışlar satışlara falan hiç yansımamış yani Sunup Dogg'un yaptığı şey. İnsanlar evet, ihanete uğradıklarını hissettiler galiba. Evet. E, ha, ya, evet yani, ya. yani. Snoop'un kaşısı var 250 e, bin dolar işte 250 dolar değil bu arada 2005 yani neyse. Evet e, Sunup aynen Sunup çağırana gidiyor. Onu rapte biliyorum mesela. Kendi açıklamıştı yani. E, 250 bin de, de değil. 250 bin fazla geldi şu an. 25 bin falan da olabilir abi. abi 250 bin abi masa e, masak hayatında kazanmamıştır 250 bin dolar. Kazanmamıştır. 250 bin fazla. 25 bin olabilir. E, yani. o, e, bir röportajında diyordu. Hatta diyordu ki 25 bin diyelim ki rakam. E, 25 bine gelirim bir verse okurum. Ne kadar diyorlar podcast'te. O da ne diyor? 8 var mı diyor. Öyle bir şey. 8 kıta yani. Evet Sekiz evet o olayı mı, biliyorum. Kıta mı? öyle Senin şey. de bizim de şu anda paramız olsa biz de Snoop Dogg'a daha şey alabiliriz gibi yani. Alabiliriz. Hatta diyor ki bir 2500 daha ver atıyorum. Bir 25 bin daha verirsen bir saat dayanır klipte oynarım. Ama hani bir saat çekmen lazım. Bir saatten fazla durmam. Hakikaten şu an parayı dekleştirirsek gelir yani Snoop Dogg. Geliyor. Hani onda bir problem yok. Snoop Dogg'un parasız geldiği bir yer Trainer Trailer Park Boys'da karakterlerden birisi olarak geliyor bir sezon. Ee, bunlar işte V dişine girecekler. Neyse bir bölüm çağırmışlar. Çok dizi sevdiği için gelmiş, Sunup sonra da sevdiği için kalmış dizide. Rolünü genişletmişler <laughs> falan. Helal. Orada takılmış falan onlarla. Olay çok komik. Para falan almadan baya böyle ortamı çok sevdiği için o Trailer Park'ta bir süre takılıyor ve Sunup o sezon böyle Sunup Dogg'a özel rol veriyorlar falan. Arada girip çıkıyor falan. Çok iyi yani o. Helal. Çok iyi. Sunup Dog zaten bence bir yandan da bir takım şeyleri sevdiği için de yapacak bir insan izlenim veriyor ya. Tabii. Şeydi bir yani. Çok e, kasıntı olmayan da bir adam olduğunu çok belli. Snoop şey serisini ben çok seviyordum. E, bir aralar kendi YouTube serisini yapıyordu. Orada şey yaptığı bölümler vardı. E, National Geographic yorumladığı bölümler vardı. İnanılmazdı o ya. Deli gibi izliyordum yani. Şeye katılmıştı bak. Ancient Aliens'ın bölümlerine geliyordu. Cigara içip uzaylı konuşuyorlardı falan. Muhteşemdi yani. Öyle mi? Ee... <laughs> Abi ya Joe Rogan YouTube'dan bölümlerini kaldırmaya başlamış oğlum. ya En son 3-4 ay önce ee, olan bölümler artık full Spotify yani. Onları o kadar da kaldırmamıştı. He. Artık yok. Sadece kesitler var. Çünkü yeni yeni anlaşma yapmış Spotify ya ile. Bu Spotify yani. Word mu ya Spotify'ın yaptığı bu deal? Bence değil abi. Yani Spotify ne kazandırmıştır evet. bu? Abi Spotify benim anladığım kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin ama Rogan'ın videolarını da aldı. Aldı ve oradan ya şey mi? Yani abonelik mi kazandırıyor bu? İnsanlar Jorog'un dinlemek için Spotify şey mi alıyor? Yo yani bilmiyorum ki abi. platformuna getiriyor işte yani senin Spotify'da kalıyorsun. Rogan'ı YouTube'da izleyen birkaç kişi vardı. Orada artık Spotify'ı kullanacaklar gibi mi? Hayır yani bilmiyorum ki. Mesela evet Jorog'un şu an ben açıp videosunu izleyebiliyor muyum mesela? Abi video evet, var. Evet. Mesela. evet evet ve bayağı da şey biliyor musun? İnanılmaz bir encoder var yani. Hayvan gibi YouTube kadar iyi yani. Hmm. Ben çok şaşırdım. E i̇şte yani şey gibi düşünmüşlerdir o zaman abi. Video bizim video kesti olarak da var olduğumuz bilmeleri için e, hani şey koyduk. Anladın mı? Yani Joe Rogan'la başladık. Bakın Joe Rogan gelince görün ki biz hocam yani bizim çok güzel bir videocum video, video encoderımız var yani. Ben bunu yeni keşfettim. Bana. Ben bunu yeni keşfettim. Çünkü e, bir tane bu Elon Musk'la yaptığı bölümü izlemek istiyordum. Youtube'da bulamadım. Sonra gittim bilmiyordum yani o zamana kadar. Böyle 3-4 ay önce falan. Hmm. Sonra gittim tıkladım falan tak diye video açıldı. Ha siktir koyayım falan oldum yani. Bayağı şaşırmıştım. E, her şey her podcast'ı yapıyorlar artık ama böyle büyük podcast'lere. Hmm. Yani çok, çok tuhaf bir hissiyat yani. Spotify'da hiç çalışmamışım video olayına. Ben de alışacağımı zannetmiyorum abi yalan olmasın ya. Ee, çok açıkçası bilmiyorum. Spotify öyle bir yerde değil benim için. Bence de değil, değil ben... bu arada. Ya evet. Yani şu an mesela Spotify'ın içeri video olarak aldığı hiçbir şeyi takip etmediğim için ben bilmiyorum yani başka nelerde var zaten. De bir tek Joe Rogan'ı biliyorum yani. Hı -hı. Değil mi? Evet. Başka ben de bir şey bilmiyorum henüz. Adam gerçekten şey gibi oldu ya. Yani o işten milyon dolarlar kazandı ya amına koyayım. İnanamıyorum yani. Evet. Değil mi? Joe Rogan, davet, Joe Rogan davet etse gider misin? Hemen şu anda. Ama her şeyini sen ödeyeceksin. Ha, Amerika biletini mi ben ödeyeceğim? Gidemem mi lan? Ama Joe Rogan'a çıkacaksın. Kanka. Ha ya yok ya. ya Milyonlar ha. izleyecek seni hmm. ama. Ee, yani şöyle yaparım abi. Derim ki Günhan hemen İngilizce kanal açıyoruz. <laughs> hemen oraya şey yapıyoruz. İki üç tane video atalım ben gitmeden. Ben ha orada değil mi? kanalın linkini vereyim. Evet evet. Tuhaf tuhaf şeyler yapalım falan yani, böyle. Oraya yönlendirelim millete. Aynen. Yönlendirelim millete. Hani ekmek ekmek yatırım gibi giderim. Yoksa şu an Joe Rogan'la konuşmak için ben 3000 dolar veremem yani. Açıkçası istemem. Evet. Bununla birlikte HNGK'nın 181. bölümü de bitiyor. Bir Joe Rogan podcast değiliz ama biz de şimdiye kadar Türkiye'nin en uzun soluklu canlı podcast'iyiz diye gururla evet. söyleyebiliriz sevgili dostlar. Yarın e, sahalara tekrardan geri dönüyoruz. E, personal, Palworld'dır, e, Reddit'tir, muhabbettir. Hep beraber yapıyoruz. Çıkarken like'ınızı atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi öpüyoruz, seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Erken erişimden bir hafta sonra çıkacak bu. İsteyenler Viret Kültür olup kaçırdılarsa da hemen dinleyebilirler şeyden sonra. Haftaya da public olarak Aynen. gelecek. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Berserk videosuna yorum ve like atmayı unutmayın diyoruz ve toparlıyoruz. Hadi bay bayın.